Herkese iyi akşamlar. Bu akşam muhteşem bir olgu için bir araya geldik. Yanımızda Beya TV'nin sahibi Ramço, Saray TV Medya Grubu'nun sahibi Gökhan Bey buradalar. Bu akşam Pınarhisar Poyralı Köyü'nden Nursel Çakır teyzemiz için bir araya geldik. İsterseniz Ramço, sen detayları bir gir. Hemen abi şöyle girelim. Hemen. Siz nerede paylaşım olayı klasiktir abi. Evet. Hemen abi. Yayınımızı siz de paylaşabilirseniz çok seviniriz. Daha evet, sevgili Trakya Burada TV izleyicileri, aynı zamanda eş zamanlı yayınlar Saray Medya ve Beya TV ekranlarındayız bu akşam. Kırklareli Pınarhisar Boyralı Köyü'nde yaşayan Nursel Çakır teyzemiz için bu akşam onurlu bir görevle bir araya geldik. Yayınlarımızı sizlere açtık. Evlerinize ve ceplerinize konuk oluyoruz sayın seyirciler. Pınarhisar Boyralı Köyü'nde yaşayan Nursel Çakır teyzemizin hikayesi şu şekilde. Yıllar evvel sol çenesinde bir tane beni var Nursel Çakır teyzemizin. Kızının düğününe 2 hafta kala. Ağırda inek sağarken o ineğin tepmesi sonucu o ben patlıyor ve kanserli hücreler bütün vücuduna yayılıyor. Uzun süre süren kemoterapi ve kanser tedavisi sonucu vücuduna olumlu cevap geliyor. Lakin en son kontrolünde sol çene kemiğinden sağ akciğerine metastaz yapması sonucu kanser devam ediyor. Devletin karşılamadığı ruhsatlı bir ilaçla tedavisinin başladığı, devletin sadece ilacın vücuda iyi geldiğini bilmesinden sonra mahkeme yoluyla ödemesi, yani öyle uzun bir hikayeye bağlanıyor iş. İyi geldiğinin söylenilmesi için 6 kür o ilaçtan tedavi amaçlı kullanması gerekiyor Nursel Çakır teyzenin. Ama şöyle bir durum var değerli sayın seyirciler. İlk başladığımızda kampanyamız 180 bin TL idi ve şu an mutlulukla sizlerle paylaşıyorum. Siz saygıdeğer Trakya'mızın, güzide insanları, Kırklareli'mizin, Lüleburgaz'ımızın, sarayımızın sesimizi duyuran her yerde herkesten Allah razı olsun. Şu an ihtiyacımız olan tutar sadece 20 bin TL sayın seyirciler. Ve bu 20 bin TL'lik tutar karşılığında bu akşam herkese sembolik birer tane kalem satıyoruz. Bu sembolik kalemlerin tanesi 100 TL. Evet, bize şu an 100 TL bağış yapacak 200 tane gönüllüye ihtiyacımız var. Yapmış olduğunuz bağışları şimdiden Allah kabul etsin. Zekatlarınıza, fitrelerinize talibiz. Ve bu akşam bu 20 kişiyi de doldurup bu kampanyayı sonlandırmak istiyoruz sayın seyirciler. Çünkü kampanyanın haricinde fazladan yatan paralar fona yatırılacak. Kırklareli Valiliği'nin bizlere tahsis etmiş olduğu devletin özel IBAN numarası olduğu için biz sadece fatura karşılığında Nursel Çakır teyzemizin tedavisi için kullanılacak kadar para kullanabiliyoruz. O yüzden 180 bin lira gerekiyordu ve son 20 bin liraya ihtiyacımız kaldığı için bu akşam 20 bin liranın sonrasında kampanyamızı bitireceğiz sayın seyirciler. Bitirdikten sonra da Nursel Çakır teyzemizi burada büyük alkışlarla Boyralı Köyü'nde artık mutluluğa, sağlığa ve huzura uğurlayacağız inşallah sayın seyirciler. Evet, değerli dostumuz Gökhan Meneşe, Saray TV'de de geçen akşam bir ortak yayın başlatmıştık. Tekirdağ Mısaray ilçesine konuk olmuştuk ve orada da ciddi bir rakam topladık. Hayırseverlerin katkılarıyla Allah razı olsun. Bu akşam da bu işin finaline geleceğiz. Evet Gökhan'cığım, söz sende. Şimdi öncelikle herkese saygılar, selamlar, sevgiler, sağlıklı akşamlar diliyorum. Biliyorsunuz kapanmadan dolayı, tam kapanmadan dolayı artık evlerdeyiz. Sözüm ona, kimse dışarı çıkamıyor ama bu maalesef eleştiri programı olmadığı için çok da fazla değemiyorum fazla konulara. Geçtiğimiz hafta bizim platformumuz üzerinden Ramço ile beraber yaptığımız ortak yayında rakamları öğrendikten sonra çok mutlu oldum ben. Yayın esnasında bildirilen rakamların üstünde rakam toplanmış. Bu da beni çok mutlu etti. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu projenin başından beri neredeyse tek başına sırtladı Ramço. Allah hayrını kabul etsin. Hep beraber. Evet, Ramço başından beri çok mücadele verdi. 180 bin lira gibi bir meblağdan bu akşam artık hani devede kulak diye tabir edebileceğimiz bir 20 bin TL'si kaldı bu işin. Şunu soranlar var. Hani işte devlet yardım etmedi mi, o olmadı mı, bu olmadı mı? Belli prosedürlerden dolayı bu 180 bin liralık bedeli ailenin karşılaması gerekiyor. Yani oldusunu olmadısını tartışmanın artık bir manası yok. En nihayetinde bu aile 180 bin lira bir yükün altına giriyor bu sağlık probleminden dolayı. Bizler de Ramço'nun önderliğinde dedik ki biz de taşın altına elimizi koyalım. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Dedik ki ya bizim yayın platformlarımız var. Yani insanlar bizi izliyorlar. Bakalım kitle bizi ne kadar takip ediyor. Çünkü ne kadar kişiye ulaşırsak o kadar güzel. Herkes illa para gönderecek diye bir şey yok. Dua gönderin, yayını paylaşın. Sizin etrafınızdan birilerine bu yayını ulaştırın ki ulaşsın. Şöyle bir düzen aldık biz. Kalem satışı adını koyduk. Yani
parayı rahat hesaplayabilme adına her bir 100 TL'ye dedik ki bir kalem sattık diyeceğiz. Ve kalem hesabıyla yapacağız. Bu akşam 200 kalem sanırım değil mi Ramzi hocam? Evet. Biz Ramzi'yle matematik hesabında zayıfız. Allah'tan Tolga var bu akşam yanımızda. O parayı güzel sayıyor. Parasız adamlar paranın hesabını bilmiyor abi. O kalem mi bu kalem mi en kolay yöntem belirledik. Dedik ki her bir 100 TL bir kalem olarak adlandırın. Fiziki olarak kimseye bir kalem vermiyoruz, satmıyoruz. Yanlış anlaşılmasın ama ille de ben karşılığında kalem istiyorum diyene kalemle tedarik veririz. O da dert değil. Sizlerden ricamız Nursel Çakır teyzemiz için ekranın üstünde görmüş olduğunuz IBAN numarasını ki bu Kırklareli Valiliği'nin izniyle yapılan bir kampanyadır. Evet. Herhangi bir sıkıntısı yoktur. Bizler nakit olarak sizlerden hiçbir şekilde bir şey almıyoruz, para almıyoruz. Herhangi biri de size gelip derse ki biz Nursel Çakır adına geldik işte makbuz keselim onu yapalım para verin. Kesinlikle vermeyin. Direkt IBAN numarasını Nursel Çakır ismiyle devletin müsaadesiyle açılmış olan hesabı aktardığınız takdirde alt sınır da yok bunda şunu da söyleyeyim yani 20 lira 50 lira da gönderebilirsiniz ama biz matematiği kolay olsun diye yüzer yüzer sayalım dedik ve hani eşite böldüğümüz zaman belki biri çıkıp şimdi 20 bin lira gönderdim diyecek direkt olayı kapatacak bir iş adamımız ama en minimal orta düzeyde 100'er TL'den biçtiğimiz zaman bu akşam 200 kişiye ihtiyacımız var 100'er TL'ye yardım yapacak işte bunu sadaka sayar fitre sayar zekat sayar adını ne koyarsanız koyun bu bir iyilik hareketidir. Allah yapacağınız hayırları şimdiden kabul etsin. Herkesin desteğini bekliyoruz diyeyim. Tolga'ya bir daha bir topu atayım. Ev sahibi olarak. Burada Tolga, Trakya Burada TV. Ne kadar oldu Tolga? Senesi geçti değil mi? Geçti. Senesi, evet, geçti. Geçti. Yani bizim, ilk Tolga işe başlayan zaman tanıştık. Evet. Yok şey değil canım. Böyle falan filan yapmayacağım. Öyle oldu ama. Her vallahi öyle demedim. Hayır canım öyle demedim ya. Öyle olmadı yani. Hayır hayır. Yok şey gibi hissettim öyle ben şimdi. Öyle olmadı hani ama sanki, öyle oldu. Hani siz yani, yokken hani, ben vardım ama girmedim yani yanlış anlaşılmasın. Hayır. Bak Tolga, daha sen gelmeden önce biz muhabbetini yaptık. Gerçekten hani Ramço da aynısını söylüyor. Bizi bu sisteme entegre eden sistemde bak şimdi kafayı hemen değil öyle şey yapma. Sevmiyorum böyle muhabbete girmeyin. Söylemek istediğim şu bu, bir senedir bu gelmek yani. İstiyorum Tolga'ya evet. Daha kısmet olmadım. Bu akşam çok hayırlı bir iş için burada toplandık. Evet. Bu çok daha bir anlam kazandı. Anlamlı yani oldu. En azından boşu boşuna aynen. Gelmiş olmadık. Aynen. Oraya bağlayayım konuyu kapatalım evet, yardıma tamam, dönelim. Yani yok, o bize destek oldu oldu falan onları ben sevmiyorum abi onları evet. Yapmayın. Herkes gönlünün ekmeğini yer. Evet çok doğru bir söz. Gökhan'cığım biz de bunu sürekli kendi aramızda konuşuyoruz. Dünyanın en büyük bilişimcilerinden bir tanesinin Trakya'dan olması, Kırklareli olması, sarayda bu işi icra etmesi ve bizi de bu konuda örgütlemesi. Kim o be sana? Nereye gidiyorlar? Aynen. Evet biz de buradan yani 2-3 sene sonra internet yayıncıları olarak dünyaya kafa tutabileceğimizi. Bill Gates akıllı olsun yani ikide bir emlakçılarını gönderip. Tabii ki arazi vakti. Yok Bill Gates'i bilmem de o Avcun akıllı olsun yani bak onunla oynayacağız yani. Evet. Gerçi o da dijitale girdi artık. Girdi. O da bizi biraz zorlayacak. Evet kimler yayınlıyor? Bak 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 bak. İlk, çok özür dilerim arkadaşlar. İlk desteğimiz geldi. Zafer dayım. 3 kalem birden aldı. Dayıcım evet, Allah razı olsun. WhatsApp'tan da az önce Almanya yazışıyorduk. Mı? Yok bu Almanya değil. Bu buradan. Yayın sonrasında hatta seninle görüntülü arayacağız. Tamam. Sanırım çocuklar seni çok seviyorlarmış. Hayırsın, yok abi. Beraber olduğumuzun fotoğrafını görmüşler. Az önce yazışıyorduk onunla. Hatta şöyle bir şey de yapabilirim ya. Bir dakika. Zafer dayıcım izliyorsun biliyorum. Müsaitsen sen beni görüntülü ara. Şu an izliyorsan müsaitsen görüntülü ara. Canlı buradan canlı yayında bağlanabilir. Zafer dayım ellerinden öpüyorum. Rabbim çoluğuna çocuğuna uzun ömürler versin. Evet Samet Yapıcıoğlu, Şule Şivka Çelik, Müjde Karacık Kurtoğlu, Ensar Özkurt ve gönüllülerimizden Yan Yörük yayınımızda şu an benim görebildiğim. Evet Sabri Demirel, Aynur Demen, Muammer Menekşe, Hamit Dönmez, Tahir Gülsen, Ali Boz. Ali Boz selam arkadaşlar demiş. Ve aleykümselam hoş geldiniz. Evet. Esen Sevgi Sabri. Dayıcım merhabalar. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilemiş. İyi şu an canlı yayındayız dayıcım. Herkes seni duyuyor aynı zamanda. Ona göre. Allah razı olsun. Bir tek görüntülü vermedik. Evet. Ramço da burada. Merhaba Zafer abi. Allah kabul etsin. Çok merhaba, teşekkür ediyorum. Merhaba nasılsın? Sağ ol abi. Sen nasılsın? Teşekkürler. Hayatında başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Her zaman sen de güzel insanlarla böyle güzel şeyler olduğun için. Bizler de sizler orada görürsek çok seviniyoruz. Eyvallah Zafer abi. Ufacık da olsa bizden de çorbada katkımız olsun diye yanınızda olmak istiyorum. Eyvallah abim. Rabbim çoluğuna çocuğuna uzun ömürler versin abi. Amin. Gökhan'a da çok selam söylersin. Aleyküm. En kısa zamanda da yüzle görüşmek üzere dileklerimizle. İnşallah Zafer abi. Evdekilerimize selam varsa. Aleyküm selam. Herkese selam abi. Hayırlı akşamlar.
Allah'ım İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Zafer abi. Çok teşekkür ediyoruz. Dayıcığım seviliyorsun. Gönlüne yüreğine sağlık. Kesene bereket. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Zafer dayım çok mükemmel bir insandır. Böyle yardım olaylarını hayatta kaçırmaz. Benim de çok zor anımda her zaman yanımda olmuştur. Allah razı olsun. O yüzden dayımdır. Yani resmi bir kan bağımız yok ama öyle bir can bağımız var ki. Öyle dayılara hep bir evet, ihtiyacı Allah var. Allah razı olsun. Sifta Zafer dayıdan geldi. Onun siftahı da çok bereketlidir. Hadi bakalım pamuk eller cebe. Üç evet. Kalem bizden arkadaşlar. Göndermeye devam edelim. Yağmur Damla yayınımıza katılmış. Hoş geldin diyoruz. Evet arkadaşlar bağış yapmak istediğiniz kalem miktarını yazarsanız yorum olarak. Yazmış olduğunuz yorumlarda biz hesaplamayı yapıp düşürüyoruz. 200 kalem olduğunda bu akşamki yayını kapatacağız. Çünkü reçetelerin tutarı tamamlanmış oluyor. Ve bundan sonra hesabımıza yatan paranın Nursel Çakır'a bir faydası olmuyor. Fona aktarılıyor. O yüzden fona aktarılmaması için bu akşam son 200 kalemi sattıktan sonra Allah'ın izniyle yayınımızı kapatıyoruz. Alkışlar eşliğinde tedaviye uğurlayacağız Nursel Çakır teyzemizi inşallah. Şimdi yayını... Adet belirtin evet. Ramço'nun da dediği gibi değerli izleyenler mutlaka adet belirtin. Yayının başında söylediğim gibi yeni gelenler için tekrar hatırlatma yapayım. Temsili olarak her bir 100 TL'ye bir kalem adını verdik. Yani bir kalem bağışladım deyip hesabı 100 TL'ye atarsanız biz de buradan hesaptan düşeceğiz. 200 kalem satmaya ihtiyacımız vardı. 197'ye düştük. İlk sifta Zafer dayımdan geldi. Dayıcım Allah razı olsun. Hicran Süngün yine meslektaşımız baba eskiden. İyi yayınlar arkadaşlar tebrik ediyorum bu güzel düşüncenizden dolayı demiş. Hicran Hanım sizin de yayın paylaşım desteklerinizi bekliyoruz. Siz de yayınımızı paylaşırsanız baba eskide de hayır hasenat işlemek isteyecek olan vatandaşlarımız dostlarımız vardır. Herkese bu yayını ulaştıralım. Tekrar söylüyorum fiziki olarak bir kalem satmıyoruz ama elle kalemim gelsin diyen varsa söz veriyorum kalem de göndereceğiz. 197 tane 100'er TL yardım yapacak. Vatandaşa ihtiyacımız var. Bu arada Coşkun Demirci abim geçen biliyorsunuz dekontları size de attım. Evet, buradan evet, yani. Da aynı kampanyanın devamı olduğu için rahat rahat söyleyebilirim. Dekontları da yayınladık. Almanya'dan yardımlarını gönderdiler. Onların yardımlarını da hemen hesaba da aktardık. Geçen hafta ki programın başında biraz böyle tereddütüm vardı. Olağanüstü bir cenaze durumumuz söz konusu oldu. Biraz moral motivasyonumuz düşüktü. Biraz da hani beklentimizi karşılayacak abilerimiz, dostlarımız, iş insanlarımız, yöneticilerimiz çok fazla yayına katılamadılar ama bir iki gün sonra, yayından bir iki gün sonra işte bedeller belli oluyor, net bedeller, bankaya yatanlar. Çünkü burada şu da var, ben kalkar derim ki işte 50 kalem aldım ama yarın bankaya yatmadıysa çünkü anlık biz o bankaya hesabını kontrol edemiyoruz. Bu sebepten dolayı da bazen buradaki trafik şaşabiliyor, kimse bu konuda tepki göstermesin. Biz ağızdan çıkanı aldık diye kabul ediyoruz. Bak az önce mesela Zafer Dayı dekontunu da göndermiş. İlle dekont göndermek de zorunda değilsiniz ama bize adet belirtin. Bu hesaplara parayı yatırdığınız takdirde takip edelim. Bu 20 bin lira çerez parası bu kadar büyük bir kitle için. Bakın 3 yayın platformunun yöneticileri burada bu akşam. Hepimizin kendi çapında bazı kitleleri var. Ciddi kitlelere hitap ediyoruz. Trakya'daki bu ekip ve şu an ekranın karşısında, kameranın karşısında olmayan arkadaşlarımız da var. İşte Çorlu'dan, Malkara'dan, yine Kapaklı'dan. Biz büyük bir aileyiz. Trakya yayıncıları ailesiyiz. Artık biliyorsunuz teknoloji buraya geldi. Bütün herkes cep telefonunda bir televizyon sahibi gibi. Bizler bunu daha böyle bir yasalaştırma derdine bir oluşum içerisindeyiz. Allah nasip ederse hep pandemi... bizi geciktirdi ama Trakya İnternet Yayıncıları Derneği'ni kurup kısmet olursa şu görmüş olduğunuz kardeşlerimiz Trakya'da özellikle bu yayın camiasına yön veren insanlar olacak. Sizler de bizim ailemiz gibisiniz çünkü biz hemen her akşam kameranın karşısına geçip her şeyi sizlerle konuşuyoruz, her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. Bizlerin hayatı kamera önünde ayan beyan. Şimdi de diyoruz ki biz madem büyük bir aileyiz, yetemediğimiz yerde sizlere yön vermemiz gerekiyor. Yani sizlerden yardım istememiz gerekiyor. Acizane bizim elimizden gelen ekipmanımızla bir arada böyle toparlanıp ama tek tek ama bir arada toparlanıp bu şekilde durumların sözcüsü olmak biz bunu yapıyoruz. Sizler de lütfen nakdi yardımlarınızla bize destek olun. Hadi bakalım bu akşam bu 20 bin lirayı tamamlayalım. Bitirdiniz mi arkadaşlar? Daha evet. Konuşayım ben. Evet, sonra demeyin abi bir konuşturmadım bizi diye. Değerli dostlar yapmış olduğunuz için ne kadar onurlu ve gururlu olduğunu bizim için şu an size tarifi dahi mümkün değil. Çünkü bir insanın tedavisi için kullanılacak parayı tedarik etmenin sonuna geldik. Yapmış olduğunuz bağışlarla bu akşam da inşallah sonlandıracağız bu kampanyayı.
Hatırlıyor musunuz pandeminin ilk başladığında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yayınlamıştı. 10 TL bağış için biz bize yeteriz kampanyası olmuştu. Bütün vatandaşlarımız, biz de, herkes, siyasi odaklar bir tarafa bırakılıp herkes siyasi rozetini cebine koyup bu 10'ar TL'yi bağışlamıştı ve biz çok güçlü bir milletin insanlarıyız. Çok güçlü bir devletin fertleriyiz hepimiz birer birer. Hepimiz birer birer birinci tanesiyiz değerli dostlar. Yapacağız bu akşam inşallah Nursel Çakır teyzemizi sağlığına kavuşturacak meblağa ulaşacağız. Son 197 kalemimiz kaldı değerli dostlar. 100'er TL bağış yapacak 197 kişiye ihtiyacımız var. 197 tane gönüllüye. Sizlerden rica ediyorum. Altta, sol altta paylaş butonundan lütfen yayınımızı paylaşın. Sesimize ortak olun. Bu da bir destektir. Evet. Yayınımızı paylaşıp geçmiş olsun dileklerinizi daha yazsanız yayın erişimi artacak ve erişim arttıktan sonra illa hayırsever birilerine bu yayın karşısına çıkacak sayın seyirciler. Hepinizden Allah razı olsun. Yani dua eden, yayınımızı paylaşan, bizleri dinleme sabrı gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Genel Müdürüm İsmail Haluk Çalışkan, hoş geldiniz yayınımıza. Evet, çok hızlı konuştu. Tolga bir anda öyle ne oluyor abi dedi yani. Evet abi, böyle şeyler alışkın değilim ben. Sakin sakin Tolga ve bana da yani. Bu arada huzurlarınıza Tolga kardeşime çok teşekkür ediyorum. Aynen. Trakya Burası TV olarak bizlere en büyük sıkıntımız olan şarj kablo uçlarının kopmasını çözüm deva olacak her şekilde zaman birer hediye verdi bize. Evet. Ramço'cum bu arada sen Saray Medya'ya yeni takibe başlamışsın. O da senin ayıbın yani, onu da söyleyeyim abi sana. Abi bende 5 tane sosyal medya hesabı var. Hemen savunmaya da geçiyor. Her seferinde bir tanesi. O benim yalnız. Evet değerli dostlar, görmüş olduğunuz ürün. 100 TL bağış yapanları Tolga kardeşim Çin'den kendisi getirdi. Konteyner. Her zaman. Hiçbir evet. internet sitesinde yok. Fiyatını yok. Merak edenler için. 2 tane değil, 4 tane değil, 8 tane değil, toplam 10 tane şarj kablosu düzeltme aleti. Kaç bağışa? 99.90. Evet. 99.90. 10 tane gönderelim, 100 liraya ne yapıyorsun abi? Abi yemin ederim flash TV'ye çevirdik. Işte. Elimizde o kadar var. Yani bir kalem bağış yapana Allah yap, telefon kablosunda da sefer görmesin evet. arkadaşlar. Gönderebiliriz. Adresi altına gönderebiliriz. Bir konteyner mal var daha Tolga. Toptan evet. almak isteyen arkadaşlarımız da Trakya Burada TV ile iletişime geçebilir bu konuyla ilgili sayın evet. seyirciler. Evet yayına... Evet Tolga'cığım, gelenleri ifşa edelim. Sen görebiliyorsun, evet. biz göremiyoruz. Aa evet, öyle bir şey var ha. Değil mi? Zafer Yurt, Ayfer Meneşe, Ümit Büyük Sezer, Tuğçe Sezgin Erzak, Şadan Çelebi, Ahmet Tüzer, Sedef Alev, Tanem Aydoz. Hicran'ı ben yeni görüyorum şu anki yorumunu, senin okuduğun yorumunu. Okan Özkan iyi yayınlar diliyor demiş. Teşekkür ederiz. Adem Akbal iyi yayınlar dilemiş. Suat Kuzu, Ayhan Akan, daha birçok akıyor burada. Hepsini okuyamıyorum tabii. Şu an aktif olarak 37 kişi var. Bu 37 kişi bir kere paylaşsa profilinde gerçekten büyük kitlelere ulaşabiliriz. 370, onlar da birer kere paylaşsa katlamanın etkisiyle büyük kitlelere öyle Finlandiya'da alırız bu gece sonu. İBAN numarası aşağıda yazıldığı gibi hem bannerımızda geçiyor hem üst bandımızda geçiyor. Nursel Çakır teyzemize yardımlarınızı buradan yapabilirsiniz. Hayırlı yayınlar abim demiş Kaan Akın. Evet sayın seyirciler, şu anda bana gelen bir mesajda ismini vermek istemeyen bir seyircimiz 5 kalem bağışta. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Gökhan'cım yazdım buraya. Yani. 3 artı 5 8. Evet şu an itibariyle 192. Evet 192 kaleme ihtiyacımız var bu akşam. Göksel Aykır yayınımızda hoş geldin Göksel abicim. Pınar Sar'ın değerli ses sanatçılarından. Kıymetli abimiz bizim. Evet. Evet sayın seyirciler, 50 kişiyiz. Bir herkes paylaşırsak yayını 500 olacağız inşallah. Evet, paylaşarak evet. dahi evet. destek olabilirsiniz. Yayına birer geçmiş olsun yorumu da yazabilirseniz çok memnun oluruz. Yayınımızı paylaşarak sesimizi daha uzun kitlelere yaymamızı sağlayabilirsiniz. Pınarhisar Boyralı Köyü'nden Nursel Çakır teyzemizin kanser ve tedavi masrafları için son olarak bu akşam bir araba isteyin seyirciler. Evet 180 bin liralık kampanyadan son 20 bin lira kalmıştı bu akşam. Evet 8 kişinin kalem almasıyla birlikte sayımız 192'ye indi sayın seyirciler. Ve bu akşam mutlu bir şekilde pastamızı keseceğiz. Alkışlarla tedavisi için Nursel Çakır teyzemizi uğurlayacağız inşallah. İnşallah. Evet buradan da tebrik etmeden yapamayacağım. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü jandarma ekipleri geçen bir video yayınladı. Şu drone olayı. Evet drone artık... Yani ücra kenarda köşede pandemide yasak, yasakları delme şansınız yok. Yani
Karadır Koridoru'na gitmişler. 3 araba toplanmışlar ve koridorda hiçbir şekilde kimsenin bulamayacağı bir yer orası. Yani evet. Yoldan girdin o insanlar orada senin görme şansı yok ya. Allah'ın emaneti. Drone tepelerine kadar iniyor kardeşim. Teknoloji harbi. Teknoloji çıktı. Polis ekipleri gidiyor. Ceza tanzim ediyor. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü sıfır taviz operasyonlarına devam ediyor. Uygulamalarına da devam ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre hiçbir şekilde müsamaha gösterilmiyor. Neden? Vatandaşın hakkı yenmemesi için. Yasak varsa herkes için var. Herkes uysun abi. Devlet kimseye analık, kimseye babalık yapmaz. Devlet hep 18 geçen yaşında. Geçen sen bir şey söylemiştin hani bir zincir market olayında ya. Abi aynı şekilde sarayda zincir markete gittim abi. Ne eskodu ne bir şey. İnsanlar böyle balık istifik ya, hatta Ali Başkan da onun bayağı bir sistemini etti. Yani hak geçmemesi lazım abi. Bu yasak herkese yasak. Herkesin uyması lazım. Elmas Çakır dayıcım selamlar, iyi akşamlar inşallah. Kalan miktar toplanır demiş. Dayıcım sağ olasın, Allah razı olsun. O da geçen program üstüne düşeni yapmıştı, sağ olsun. Tolga'cığım zincir marketlere konuşuyoruz da yok değil mi reklam aldık? Reklam alsak da sıkıntı yok. Reklam aldığımızın kötü yanlarını söylemiyoruz diye bir şey yok. Ya zincir ya. Market bize reklam vermez baba adam. Ya burada yapılacak tek şey vardı. Cumartesi pazar kapatacaktın zincir marketleri. Yönlendirecektin bakkalına, mahalle kasabına. Evet. Mahalle esnafını kalkındıracaktın. Kimsenin gıkı çıkmaz daha. Aynen öyle. Ama böyle faturayı esnafı diyecek. Zincir marketler parayı alacak İstanbul'a götürecek. Yok ödemiyor. Niye koyuyorsunuz kızım dedim bu parayı geçen kasada. Abi dedi, baştan dedi, o çuvalına koyuyoruz dedi, yetersiz kaldı. Patron şimdi şeker çuvalı gönderdiler dedi. Hadi onlara bakalım. Dolduruyoruz, öyle gidiyoruz yani. Evet, 42 kişi varız yayında şu anda. Değerli izleyenler, yayını paylaşalım, sayıyı arttıralım. Evet, değerli dostlar, telefon numaralarımız izleyicilerimizde var. Hepiniz canlı bağlanmak isteyenler direkt arayabilirler. Telefon numaramızdan arayabilirler. Tolga'cığım çok sessizsin bu akşam. Sessiz Tolga bir anda herkese biraz... mesaj. Ha, WhatsApp'ta çalışıyorsan mesaj, tamam, sıkıntı aynen. Yok. Ben de buradan herkese çıkıyorum. Mesaj. Yok, hani ben fazla konuşunca bu sefer sanki böyle çok konuşuyorum gibi bir hissiyata bürünüyorum da. Yok hiç konuşmuyorsun bak. Senin o sessizliğin ve suskunluğun tamam mı? Bizi mahvediyor. Abi sen konuş bence. Devam et bence. Dur abi. Ben abi bizden destek. Yani ben konuşsam da konuşmasam da bizim izleyiciden destek geliyor abi. Yani sizinkileri de görelim var. Yani. Yanlış anlamayın da Siftah Saray'dan geliyor. Instagram'dan bir canlı yayın açıyorum şu an. Kamerayı kendine çevir de. Tamam çevirdim. Buradan hareketliymiş. İBAN numarası burada var. Ayhan Akan'ı yayınlar demiş. Kaan Akın hayırlı yayınlar abi demiş. Sağ ol güzel kardeşim. Yayını paylaşalım. Evet 100 TL ediyoruz sembolik olarak her bir kaleme. 192 tane kalem satmamız lazım. Yani 19.200 lira kaldı. Bakın şurada kaç dakika oldu yayını açalı babacığım? 25 dakika oldu. 25 dakikada hemen 800 lira parayı toparladık. 20.000 lirayı da bu akşam toparlayacağız. Bu akşam enerjimiz de yüksek, keyfimiz de yerinde. Hepimiz bir araya geldik. 3 kurum bir araya geldik bu akşam. Evet. Daha büyük bir kitleye hitap edeceğiz. Herkes de evinde zaten yasaktan dolayı. Kimse de sağa sola gidemiyor. Bugün pazar değil mi? Bugün pazar. Tamam bugün kimsenin dizisi de yok. Evet, annem mesaj atmış bu arada. Vardı. Arıza var. Pazar akşamı arıza dizisi. Evet. Arıza dizisi. Annem mesaj atmış kolay gelsin oğlum. İnşallah bu akşam final Allah yaparsınız. Yüreğinize sağlık demiş. Anneciğim sağ olasın. İnşallah bu akşam final için buradayız. Tek temennimiz o. Mümkün olduğu kadar fazla kişiye ulaşması. Evet, harıl harıl herkes paylaşım yapıyor şu anda. Evet, ekranlarında bizleri izleyenler de paylaşımları yaparlarsa daha çok kişiye ulaşabiliriz. Paylaşım oranını biz görebiliyor muyuz? Buradan sadece sen mi görüyorsun Tolga'cığım? Yani bakayım hemen. Paylaşımı iki paylaşım görüyorum. Ben göremiyorum. Hemen bakacağım. Evet değerli dostlar bu akşam Nursel Çakır Bağış için bir aradayız. Facebook hesaplarımızdan Trakya Burada TV, Saray Medya ve Beyan TV hesaplarından yaptığımız canlı yayını bir de sizler için Instagram'dan açmak istedik bu akşam. Evet değerli dostlar Kırklareli Pınar Sarpoyralı Köyü'nde yaşayan Nursel Çakır teyzemiz Mutlu Mesut sol çenesinde olan bir benle hayatına devam ederken kızının iki düğününe iki hafta kala ağırda inen sağarken bir inen tepmesi sonucu çenesindeki kitle patlıyor ve vücuduna yayılıyor. Uzun süre kanser tedavisi gördü ve kemoterapi gördü bu konuyla ilgili. Tam bitti denilen yerde sol çene kemiğinden sağ ciğerine metastaz yapan bir parçanın bulunduğu tespit edildi. Bu ilaç için de 180 bin liraya ihtiyaç vardı değerli dostlar kampanyaya ilk başladığımızda. Ailenin desteği, hayırseverlerin yardımlarıyla bu para bu akşam 20 bin liraya kadar düştü. İnşallah bu akşam da değerli dostlar yayınımızı burada noktalayacağız. Bu akşam içinde 192 kişi bizden 100'er TL'ye kalem aldığı takdirde
Mutlu mesut bir şekilde Nursel Çakır teyzenize bayram hediyemizi yapmış olacağız değerli dostlar. Almış olduğunuz kalem miktarlarını lütfen alta yorum olarak yazarsanız seviniriz. Bağış IBAN'ını alta tutturduk. IBAN numarası... Taksici Soner'den bir kalem geldi bu arada lafını. Para geldi mi keserim abi lafını. Tamam, söyleyeyim abi, yani. Canlı geldi, kimse kusura bakmasın. Evet. Taksici Soner bir kalemle ben alıyorum. Herkese evet. iyi yayınlar diyorum. Ayrıca ben de anneler gününde kısıtlama olduğu için hediyelerini annelerine ulaştıramayanların almış olduğu hediyeleri değerli annelerimize ulaştıracağım diyor. Şu kampanya yapmış ha. Helal valla süpersin. Helal olsun Taksici Soner. Kırklareli'nden değil mi? Lüleburgaz. Burgaz'dan mı? Evet. Burgaz'dan sıkı takipçimizdir. Kendisi sağ olsun. Abi. Evet, Soner Banalı. Evet, değerli dostlar. Aynı zamanda Arasa dizisinin de Allah razı olsun takipçilerinden. Evet, Lüleburgaz'da oturup annesine hediye alıp anneler gününü gönderemeyen arkadaşlar Soner Banalı arkadaşımıza mutlaka ulaşsınlar. Ücretsiz olarak taksici Soner evlerine kadar götürüp annelerinizin elini öpeceğim diyor. Evet. Evet, var mı Tolga'cığım yorum? İzleyicim var mı yorumumuz? 191 kalem satacağız. Cemonar, Ayhan Akan, Duygu Tansel, Yalçın, Sabri Demirel, Nurcan Selen, Mustafa Kahraman bizleri izliyorlar. Yayınımızı paylaşırsanız çok seviniriz. Yakup Ayça, Karadeniz, Deniz Çelik, Dikili Taş, Atakan İmer, Haluk Öztekin, hoş geldiniz. Engin Şalk, Fantastik Adam, Berkay Gönülleri, Atam Ercan 39, Ümit Sakal, Ebru Saraçoğlu, Yasin, hoş geldiniz. Buğul Emlak, Aydın Çetin. Evet, almış olduğunuz kalem miktarını yoruma yazarsanız çok memnun oluruz. Çok teşekkür ediyoruz hepinize katılımlarınızdan dolayı. Dark Dreams, Kutuk, Engin. Ben de bir korsan yapayım mı ya? Yapmasın. Vallahi Instagram'dan ben de bir korsan atayım mı? Ya amaç sesimizin duyurulması. Ayhan Akan bir kalem de ben alayım. O kalemin yazıları çok değerli olacak demiş. Adam Ayhan Akan mi? Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. O da sıkı takipçilerimizden. Evet Ayhan Hanım çok teşekkür ederiz. Kesene bereket, Allah razı olsun. 190. Kalem. Evet, şu an itibariyle efendim 190 kişiye ihtiyacımız var. 100 TL bağışlayacak. Bak ilk onu bulduk daha yayınımızın 10. dakikasında. Harika. Hadi ben de bir Instagram yayını patlatayım. Patlat. Ama Instagram'a şeyi yazmadım ben. İBAN'ı yazmadım. Facebook'a yönlendiririz değil mi? Öyle yaparız o zaman. Ya, zaten benim Instagram çok daha önce kullanmadığım için. Ekrandan da gösterebilirsin ya da IBAN'a kağıda yazıp da gösterebilirsin. Benim Instagram kitlem yok zaten çok fazla. Olsun. Ama en azından şey var böyle, oradaki kitle harbi kitle yani. Harbi kitle değil mi? Birebir takip eden. Ya şey var, Gökhan'cığım en çok muzdarip olduğumuz konular normal açmış olduğumuz bir canlı yayında bizim en aşağı 200-300 bölü 3 kanalı ortak yapar. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Eş zamanlı yayın yapıyoruz şu anda. Şöyle kamerayı döndüreyim arkadaşlarıma da. Trakya evet. Burada TV'deyiz. Lüleburgaz stüdyolarındayız. Ramço da bizimle, Beya TV de bizimle. Nursel Çakır ablamız için bir yardım kampanyası başlatmıştık. 180 bin liradan düştü. Son 20 bine düştü. O 20 bin liradan da an itibariyle ne oldu? 19 bine düştü. 1000 lirayı toparladık. Sizlerden rica ediyorum. İvan numarasını bir dakika abi hemen bir söyle. Sesli söyle, ben burayı yazayım. Evet, TR 85. 85. 301. 3 tane 01. 304 1204 8266 8266 4786 4786 9150 9150 06 06 hakkıdır. 06 değil mi? Evet. Niye böyle şakalar yapıyorsun? Aleme insanına para gönderttireceğim bize. Evet, bizi izleyen herkese selam olsun. IBAN numarasını paylaştım. Kırklareli Valiliği'nin izniyle yetkili bir şekilde bu yardım kampanyasını düzenliyoruz. Amacımız son 20 bin TL'yi bu akşam toplamak. Bunu toplayacağımıza inanıyoruz. Çünkü 180 bin liradan buraya geldi bu iş. Son 160 bin lira toplandı. Son 20 binin de 1000 lirasını toparladık. 19 bin TL'ye ihtiyacımız var. Sizlerden rica ediyoruz. Yardım yapma amaçlı yorumda yazmış olduğum IBAN numarasına her bir 100 TL'nin adına bir kalem diye adlandırdık. Matematik kolay olsun diye kalem satmıyoruz normalde fiziki olarak. Yardım yapan varsa ister dekontu WhatsApp'tan göndersin, ister de bir kalem aldım, 5 kalem aldım desin. Her bir kalem diye adlandırdığı bedeli 100 TL olarak algılıyoruz. IBAN numarasına bu yardımları gönderin. Şu kalan 19 bin lirayı da bu akşam toplayalım. Bizler de evimize huzurlu gidelim, rahat gidelim. Nursel Çakır teyzemize de bir bayram güzelliği yapmış olalım. Onun da ellerinden öpmüş olalım. Eğilton Tuncay dayıcım hoş geldin. Değirmenci Farm hoş geldin. Muhittin Gençay muhterem hoş geldin. Göremediğim isim varsa affınıza sığınıyorum.
Evet, sosyal medyadan, Facebook'tan da yayındayız. Eş zamanlı olarak Trakya Burada TV, Beya TV ve Saray TV olarak bütün platformlarımızda şu an ortak yayın yapıyoruz. Sizlerden ricamız lütfen Facebook'ta izleyenler için ekranın üzerinde görüyorsunuz, yayın bildirimde de vardı değil mi IBAN numarası? Evet, tabii, o IBAN numarasına, Instagram hesabından da şu an yorumu attım IBAN numarasına. Lütfen ama lütfen en azından bir 150 lira ateşlerseniz çok memnun olacağız. 19 bin liraya ihtiyacımız kaldı. Yani 190 kişi çok değil bak, at da deve bir rakam değil. 190 kişi 100'er TL gönderdiği takdirde bu IBAN numarasına yardım kampanyasını tamamlamış oluyoruz. Tekrar söylüyorum, Kırklareli Valiliği izniyle yapılan bir yardım kampanyasıdır. Hani kendi kafamıza göre bir toplama durumuna girmedik. 180 bin liradan kala kala son 19 bin lira kaldı. Bunu da tamamladığımız takdirde Nursel Çakır teyzemiz, kanser tedavisi gören Nursel Çakır teyzemiz sizlerin desteğiyle, Cenab-ı Allah'ın da izniyle inşallah sağlığına kavuşacak. Hep beraber buradan Nursel Çakır teyzemize bir nefes olacağız, bir can vermeye çalışacağız. Evet, Yağmur Damla arkadaşımız paylaştım ben yazmış, bir fıkra anlatır mısınız? Yağmurcuğum şöyle 150'ye düştük mü söz güzel bir fıkra anlatacak, biraz daha neşemiz yerine gelecek. Şu an takıldık kaldık, evet 190'da devam ediyoruz. Fitrelerinize, zekatlarınıza, Ramazan ayı için bağışlarınıza talibiz değerli dostlar. Kanser tedavisi gören Nursel Çakır teyzemize güzel bir bayram hediyesi vermemiz için son 190 kişiye ihtiyacımız var. 190 tane kalbi büyük, güzel insana ihtiyacımız var. Yardım yapan herkesten Allah razı olsun. Eyvallah Muhittin abi doğrudan sağ olsun. Muhittin abi o çok çok büyük bir Rumeli emekçisi ya. Evet. Kanaldayken buradan Muhittin abime özel bir parantez açmak istiyorum. Rumeli TV'de canlı yayın yapıyoruz baba. Bak program bitiyor. Arabaya biniyorum, marşa basıyorum da artık. Sosyal medyada bizim video. Yani evden yayının kaydını almış, montajını yapmış, altına bizim isimlerimizi falan yerleştirmiş, montajı bitirmiş, yüklemesini de tamamlamış. Video dediğin senin şey değil, bir şarkılık falan tabii, değil. Tabii, iki saatlik program. Komple. Sosyal medyada. Tabii, kesip kesip parça parça hepsini atmış, tamamını atmış. Yani şöyle de söyleyebilirim. Kaan Özen kardeşim hoş gelmişsin. Kimse yokken Gençay TV vardı. Evet, aynen o da var yani. Hakikaten o zaman, büyük emekçi. Biz yokken Genç Ay TV vardı. Kaan'cığım yardımlarını bekliyoruz kardeşim. Televizyonlarla babaya da selam söyle. Olmamızın sebebidir Muhittin abi. Allah razı olsun. Ayhan Akan ateşleme bunu. Tamamdır demiş. Gökhan ve Ramço'ya sevgiler. Hiçbir bölümü atlamadım. Eyvallah. Kaç kalem? Bir kalemdi. Bir kalem. Evet, tamam. Söylemişti zaten. Yani. Düşmüştük onu. Ateşlemeyi şimdi yapmış. Çok iyi yarmış. Evet. Şöyle Instagram yayınını bitireceğim ben tekrar Facebook'taki yayını takip etmem Facebook'a lazım. Facebook'a dönüyoruz. Evet değerli dostlar şu an itibariyle 40 kişiyiz. Birer kere paylaşırsak çok mutlu oluruz. Yayını ne kadar paylaşırsak sesiniz o kadar çok duyulur sayın ben seyirciler. Ben de Instagram'dan açayım. Instagram canlı yayını açayım. Sen Instagram'dan aç ben de sana Instagram'dan katılayım. Hadi bakalım. Ama evet, herkese merhabalar. Yine muhteşem bir akşamda hep beraberiz. Burada Beya TV ve Saray TV ile beraber ortak yayındayız. Bu akşam Nursel Çakır teyzemiz için bir araya geldik. Ne yapıyoruz? Hemen ekranda şu şekilde canlı yayınımızı görebilirsiniz. Facebook'tan katılım sağlayabilirsiniz. Bağış yapabilir ve bizi sevindirebilir ve Nursel teyzemize bir umut olabilirsiniz. Lütfen yayını takip edin. Facebook'tan takip edebilir, paylaşabilir ve yayınımıza destek olarak bağış yapabilirsiniz. Volkan Kur'an abi teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bizleri takip edebilirsiniz. Kısa tutuyorum ki net bilgi vermiş olalım. Hemen Facebook sayfasına yönlendirme Tolga'cığım, yapmış olalım. Tolga'cığım bir çok ekrana görsel hazırlayalım. Var mı aşağıda? Ne gibi? Hareketli ya banırlar. Evet. Sabitleyelim. Tamam dün sabitleyelim dünse. Hemen. İvan numarasını sabitleyelim. Çünkü buradan kapatıyorum. Facebook'tan sana. Devam ediyoruz. Facebook'tan desteğini kapatma, de bekliyoruz. Kapatma beni al buradan yayını açık dursun. Yayını biraz. Açalım tamam okey. Niye yapıyorsunuz siz böyle? Ya beni alın lan. Şey girdim, şahsi hesabından girdim ben de. Amca'dan. Taksici Soner Allah razı olsun kesene bereket. Volkan Kuru abim hoş gelmişsin yayınlar demiş teşekkürler. Elmas dayım uyarmış. İvan numarasını ekranda sabit tutun demiş. Almanya'dan geliyor yazar. Önemli. Evet hemen sesini kısalım. Dönüş yapacak. Evet Trakya Burada TV'nin Instagram takipçileri bu akşam güzel bir olay için buradayız. Ses bende kapalı. Kimde açık? Ama şimdi ikimizin de hoparlör ya oradan da gidiyor buradan da gidiyor sıkıntı. Feedback yapıyor işte. Evet şu an canlı yayındayız. Nursel Çakır teyzemiz için bir araya geldik bu akşam. Evet bağışlarınızı bekliyoruz. Facebook'ta var şu an. Beya TV, Trakya Burada TV ve Saray Medya TV'de
Şu an canlı yayındayız. Facebook ve web hesaplarında. Duygu Tansel Yalçın bir kalemde benden acil şifalar demiş. YouTube'da Allah yok maalesef. Kabul Facebook'da etsin. Yayınımız. Yayın tekrarı inşallah. Evet, yayın tekrarı. 189. Duygu Tansel'den geldi bir kalem. 189 mu kaldı? Evet. Evet. Şu an itibariyle 189 kaleme ihtiyacımız var. Değerli dostlarımız, Allah herkesten razı olsun. Evet, Facebook'tan yayınımızı takip edebilirsiniz. Hesaplarımıza bakıp IBAN numarasını alabilirsiniz. Instagram yayın formatımızda yok. Öyle bir yayın açtık bu akşam Tolga ile Instagram'dan da. Yani korsan yayın. Yayın içinde yayın. Evet. Değişik bir şey oldu. Biz de buradan derdimizi iletmiş olduk sizlere. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun değerli dostlar. Evet, Taksinci Soner de dekontu göndermiş. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Kesesine bereket. Allah yapmış olduğu hayrı kabul etsin. Ne oldu, senin yayından mı düştün? Çıktım. Telefon düştü. Evet, yayına gireceksen bekliyorum. Evet, yayına yeni gelenler için bir kere daha hatırlatma yapmak istiyorum değerli izleyenler. Bu akşam ortak yayındayız. Evet, Trakya Burada TV, Beya TV ve Saray TV olarak ortak yayındayız. Yayın yapma amacımız Nursel Çakır teyzemize, Kırklareli Pınarhisar Poyralı Köyü'nde kanser tedavisi gören Nursel Çakır teyzemiz için yardıma ihtiyaç hasıl oldu. Bu sebeple bir araya geldik ve bu akşam toplamamız gereken kalan bedel 18.900 lira. 20.000 lirayla geceye başladık. Bir yarım saat 40 dakika oldu yayını açalı. 18.900 TL para topladığımız takdirde Nursel teyzemizin ilaç masrafını karşılamış olacağız. Üstünü istemiyoruz. Yapmış olduğumuz bu yardım kampanyası Kırklareli Valiliği izniyle yapılan bir yardım kampanyasıdır. Kolay hesaplama adına her bir 100 TL'ye bir kalem adını verdik. Hani bir kalem satışı yaparmış gibi ama bu fiziki bir kalem satışı değil. Yani sembolik olarak bir kalem verdik diyoruz. Sizlerden ricamız hesabı rahat tutabilmemiz adına lütfen yardım gönderdiğiniz zaman her bir 100 TL'ye bir kalem denk gelecek şekilde şu kadar kalem aldım diye belirtirseniz memnun oluruz. Herkesin yardımlarını bekliyoruz. Yayını mutlaka paylaşın. Yayına en azından yorum atın. Bir duanız bile bizler için çok önemli. 100 lira sembolik bir rakam. 20 TL, 40 TL, 50 TL de gönderebilirsiniz. Yani alt sınırı da yok, üst sınırı da. Üst sınır belli. 18.900 lira. Belki güzel bir iş adamımız çıkar. Der ki arkadaş yormayın daha fazla kendinizi. Siz 180 binden çok bu işi buraya getirdiyseniz evet. Bu işin %10'u kalmış. 18.900'ü de ben veriyorum kardeşim der. Belki işte zekatını, fitresini vermek isteyen bir iş adamımıza sesimiz, görüntümüz ulaşıyordur şu anda. Belki direkt kampanyayı bitirir. Biz de güle oynaya alkışlarla bitiririz olayı deriz bu ki akşam, bu akşamlık bu kadar deriz. Büyük bir alkış kopacağına inancımız tam. Evet değerli dostlar, an itibariyle 5 kalem bağışta bulunana istediği şarkıyı söylüyorum. Ve şunu da taahhüt edeyim. 10 kalem bağışta bulunan değerli dostlarımızın firmalarını Kırklareli Beya TV'de bir ay ücretsiz olarak reklamlarını yapacağız. Evet. Aynı şekilde. Her platformunda yapacağız. 5 kaleme şarkı çok ucuz değil mi? Tek kıt okuruz abi. He? Bir kıt okuruz. Ya çok büyük esnafsın var ya. Zabar da öyle. Tabii. Abicim diyor yarıda kestin. Abi dedim 5 lira verdim. Yani. Olur mu? Olur peşine mu? Mi bekliyorsun yani? Bir de yani? Allah Allah. 5 lira ver, 1 saat taksim yap, ondan sonra esere gir. Ramço ile bizim yazdık mı? Yazdık. Evet. Ramço ile bizim dostluğumuz çok eskidir. Çocukluk arkadaşız. Tabii samimiyet bu sanatçılık bayramından sonra oldu. Yani dünya çıkar dünyası. Eskiden birbirimizden çıkarımız olmadığı için pek bir samimiyetimiz yoktu. Ramço biraz da hızlı bir çocuktu. Yani böyle ağır abi takılan durumları vardı onun. Biz daha böyle hani şeydi, nasıl derler, bankacı oğlum bunlar derler ya böyle. Memur kısmı. Biz daha böyle memur kısmıydık. Yani kavgada gürültüde çok fazla işimiz olmadı. Çok geç tanıştık ama iyi ki de tanışmışız. Şimdi etle kemik gibi olduk. Bu tür her organizasyonda birbirimize sırt veriyoruz, birbirimize omuz veriyoruz. Allah bize nefes nasip ettiği sürece de böyle de olacaktır inşallah. Büyük bir aile olma hedefindeyiz. Bu yayıncılık sisteminde büyük bir aile olma hedefindeyiz. Sizleri de ailemizden gördüğümüz için hani nasıl ki bir çocuk bir ihtiyacı olduğu zaman anasına, babasına, dayısına, amcasına, yengesine gider. Ya benim şuna ihtiyacım var der. Bizler de dedik ki ya bizim kitlemiz var, bizim izleyenlerimiz, bizim büyük bir ailemiz var. Ailelerimizi de böyle bir yerde birleştirdik. Dedik ki daha kısa sürede toparlayabiliriz. Şimdi niye biz ayrı ayrı oradan uğraşıyoruz? Bu sebeple daha kısa sürede bu 18.900 lirayı toplama adına ortak yayın yapma kararı aldık. Hadi bakalım 18.900 lira para bekliyoruz sizlerden. 20, 30, 40, 50, 60, 100 demeyin, gönderin ama biz her bir 100 TL'yi bir kalem olarak adlandıracağız. Diyeceğiz ki bir kalem, iki kalem öyle fiyattan düşeceğiz. 20.000'le başladık bu akşam.
18.900 lira kaldı. Son yayınımızda da 28 bin liraya ihtiyaç vardı sanırım. Toparlandı. Elimizde bir ne kadar vardı? 8-10 bin lira mı vardı? Tabii gene son yayında 20-25 bin lira falan bir para toplamış. Tabii yani son yayında bir 20 bin civarı bir bedel toplanmış. Bu akşam da bu toplanacaktır. Yok ooo bak dayım vurdu gol oldu. Şimdi istek şarkını alabiliriz Elmas abi. Gökhan yeğenim 1.500 TL daha geçtim IBAN numarasına. Kalan meblağ toplanacak dayıcım. Allah razı olsun. Haydi bakalım. Dayım kırmızı gül demet sever Ramçocuğum. Söz sende. Google'dan mı baktın Elmas abi bilmediğimiz şarkıyı? Ya. Sana bir kırmızı gül alı var yapalım. Sen demiş pes yaptım. Şey göndermemi, dekok göndermemi gerek var. Yok abi yaptıysa yani şey deriz. Denetleme memuru değiliz. İnanıyoruz, güveniyoruz size. Teşekkür ediyoruz buradan tekrar. Kırmızı gülün Ali var. Aman aman. Her gün ağlansam da yeri var. Bugün benim efkarım var. Aman aman. Ah bu gönlüm arzu eder seni yar. Elmas Çakır abicim sana gelsin bu şarkı. Evet, teşekkür ederim. Dayım da hemen yazmış kırmızı gül deme. Biliyorum ben onun türküsünü. Dayım çok yıllar sonra hani biz çocukken o Almanya'da yaşadığı için çok bir arada duramıyorduk. Sağ olsun bundan herhalde bir 3-4 sene olmuştur diye tahmin ediyorum. O kadar mutlu etti ki beni yani işte... Geldi, benim misafirim oldu. Tabii bizde misafirlikler biliyorsun biraz ağır geçiyor. Bizim Şahin Kuş'u da tanıyorsun. Tam Şahin abiyle çalıştığım zamanlar. Şahin abiyle köyde bir misafir ettik. Sazlı sözlü çok güzel bir hatıralarımız var dayıcımla. Ellerinden öpüyorum. İnşallah şu pandemi bitsin. Yaylada da misafirin olacağım dayıcım. Karavanla geleceğim yaylaya yanına. Allah İnşallah. Razı olsun. Evet, Kırklareli'mizin değerli ustalarından elektrikçi Yıldıray abim yazmış. Yıldıray Tanılı iyi yayınlar kolay gelsin. Allah yapılan hayırları kabul etsin demiş. Yıldıray abicim çok teşekkür ediyoruz. Allah senden de razı olsun abim benim. Evet değerli dostlar şu an itibariyle 184 kişiye ihtiyacımız kaldı yapmış olduğumuz yayın kampanyasında. 184 tane arkadaşımız 100'er TL bağışta bulunduğunda Nurşel Çakır teyzemize güzel bir bayram hediyesi yapmış olacağız inşallah. Evet yorumlarınıza geçmiş olsun dileklerinizi yazabilirsiniz, yorum olarak yazabilirsiniz. Yayınımızı paylaşabilirsiniz değerli dostlar. Paylaşan herkesten, dinleme sabrı gösteren herkesten, yayınımıza katkı koyan, ekonomik katkı koyan herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Tolgacığım, ev sahibi olarak biraz konuş artık istersen. Vallahi bu fırtına öncesi sessizlik mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum ne ya. Yani. Birden bir patlayacağım da orada. Tolga'dan biraz daha şöyle bir şey bekliyorum. 18.400 yani. Kapatın yayınları falan. Onu bekliyorum baba yani. Evet. Ben de onu istiyorum şu anda. Onun çabası için. Ya da abi bir susmadınız be Allah belamızı vermesin falan. Yok. Tolga şu an altılı takip eder gibi takip ediyorlar. Şey yaptığımı attık. Abi tamam kapatabiliriz. Evet. Direkt fişi kendim çekiyorum. İyi akşamlar bile demek yok. Ama güzel bir alkışlama yapacağız inşallah bu akşam. Bakalım inşallah biraz, yapacağız. Hani bir tabir vardır şimdi. Teşbihte hata olmaz. Hani sessiz atın tekmesi pek olur derler ya. Harbiden öyle bir şey mi çıkacak acaba Tolga'dan? Bilmiyorum işte şimdi onun şeyini yapıyorum da. Vallahi. Abi bu herifler susmuyor şu parayı verip sussunlar falan. Teşkilatlanıyor mu oradan ne yapıyorsun Tolga? İnşallah Elmas abim yazmış Gökhan'cım. Dayıcım inşallah. Allah sana sağlık uzun ömür versin. Daha çok görüşeceğiz inşallah. Şu korona belası da bir bitsin artık da ya. Evet, değerli izleyenler, yayına yeni gelenler, yayını lütfen paylaşalım. 20.000 TL toplamak için çıktık bu akşam kameraların karşısına. An itibariyle 18.400'e düştü bu rakam. Ne alıyor? 1600 lira mı? 1600 TL evet, toplamış 1600 TL olmuş oluyor. Evet, Özgür Çetin yayınımıza girdi. Hoş geldin Özgür abi. Hoş geldin abi, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Haydi bakalım. Hareketlenelim biraz. Çok yavaş mı gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Bugün öyle olmuştu değil mi Instagram'da?
İlk açtığımızda bizde de öyle oldu. Başı böyle oluyor abi. Başı sonra da sonra bir bam 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 geldi. Tolga'yla da iyi para. 8-9 bin lira para topladık. Instagram'da satıldık o şey. Kendi hesaplarımızdan açtık, girdik onu. Evet. Güzel bir yayın oldu. Ya abi, hayır yapmak istiyor insanlar. Yapıyorlar. Doğru adresleri bulsunlar. Yapıyorlar. Nursel Çakır teyzemize de bak. 160 bin lira toplandı Gökhan. 20 bin lira kaldı. Yüzde kaç yapıyor icracın muhasebe? %10 yapıyor be. %10 yapıyor. Yani %10 gibi bir rakam kaldı. Onu da inşallah bu akşam toplayacağız ve Nursel teyzemiz rahatlıkla uyuyacak evinde. Derdi olmayacak, karamsarlı olmayacak. Çünkü bilirsiniz değerli dostlar, köy şartlarında yaşamak zor. Tarhananı kendin yaparsın, bulgurunu kendin yaparsın, kuskusunu kendin evet. yaparsın, salçanı kendin, turşunu kendin kurarsın. Kendin ekersin, kendin biçersin, ekmeğini kendin yaparsın. Kimsenin kimseye faydası da olmaz, beklentisi de olmaz. Bizi büyük bir toplum haline getiren tek şey dayanışmadır. Nursel Çakır teyzemiz bugün Pınar Isır'ın Poyralı köyünde. Yarın Kovçası'nın amatlarından bir teyzemize ihtiyaç olsun, gene biz bir araya geleceğiz. Bugün başka bir durum için bir ihtiyaç olsun, Kırklareli Valiliğinin izniyle, yani izin belgeleri alındıktan sonra kendi bölgemizde kim ihtiyacı varsa biz o insanlar için tekrar bir araya geleceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Tabii tek ben verdim sözünü. Evet, hep beraber sözünü veriyoruz. Ya hangi sözünün altına imza koyuyorsun? Hepimizin evet. adına konuşuyorsun. Biz de çalışıyoruz yani arkadaşım buradan. Eyvallah. Aa bak onu unuttuk bu akşam. Sağ ol. Evet değerli dostlar, katkı koyan koymayan herkese Nursel Çakır teyzem demiş ki param yok kızanım ama tonlarca pekmez yaptım. Gelip herkes çeşmesinden kana kana içebilir diyor. Pınar Isar Poyralı'dan yolu düşen herkes Nursel teyzesine bir selam versin. Hediyelik pekmezler hazırlamış sizler için. Poyralı köyünden geçerken o hediyelik pekmezlerden de alıp evlerinize götürebilirsiniz. Şifa olsun. Çok ısrarlı olan varsa Nursel Çakır teyzenin Facebook'u var. Bir gün önceden yazsın. Mantı yapıyor çok güzel. Poyralı'nın içinden geçiyoruz biz efendim sahi. Zaten Poyralı yeni adayımla sapıyorsun. Sola döndüğün gibi sağ taraftaki ev. Yakın yani Nursel Çakır dev adreste verdik buradan bak. Sucuklu mantı. Evet bak sufle geldi oradan sucuklu mantı yapıyormuş çok güzel Nursel Çakır teyzem. Mantı sucuğundan. İnşallah şu bedeli bir tamamlayalım hep birlikte gideriz o zaman. Bu akşam gideriz. Sana yemek olsun. Tabi bize yemek olsun. Saatin bir önemi yok bizim için. Parayı siz verin yemeğe biz gidip geçeceğiz falan. Olmadı yani orada. Bu tarz canlı yayın ortamlarını çok seviyorum Gökhan'cığım. Göbeğin yarısına kadar masa geliyor, diğer yarısına kadar reklam geliyor. Görünmüyor aynen. Ah, eski 2015 yılında nasıl Türkiye erkek... Senin ama gene her halükarda bak çıkmış görüntüde bak yani. Yine bir var sanki. Yine bir var sanki yani oradan. Işıktan o ya. Bak, yok bak yapıyorum ya. Spordan kaynaklı şey var abi. Ve vücudundan dolayı. Evet, üçgen vücudundan kaynaklı. Tabii bazı şey yapıyoruz. Evet, yayına yeni gelenler lütfen yayını paylaşın. Hatırlatma yapalım. Kırklareli Pınarhisar Poyralı köyünden Nursel Çakır teyzemizin kanser tedavisinde kullanılmak üzere para geldiyse beni kesebilirsiniz bu arada hemen. Yok öyle bir para zaten affetmeyeceğiz sanki işte. Sanki para gelmiş yani gibi. Nice buradan iş adamları, iş insanları izliyor. İzleyenler paylaşabiliyor. Paylaşanlar destek olabiliyor. Biz sadece maddi yardım istemiyoruz buradan. Manevi olarak dualarınızı, paylaşımlarınızı arkadaşlarınıza iletin. Yardımcı olabilecek kim varsa onlarla iletişime geçin. Bir telefona bakar her şey. Dediği gibi Gökhan abinin de yani bir telefonla arayıp şu ne kadar kaldı? 18 bin lira kaldı. Tak 18 bin lirayı ben kapatıyorum diyebilir. 18 lirayı da diyebilir yani. 180 lira da diyebilir. Rakamın bir farkı yok. Rakamın hiç problem değil bizim bu için. Bu ne be ya yayında mı açacağım ben bu sodayı? İftar şeyde var hemen. He? Var hemen. Hemen saat dönüyorsunuz orada açacak var. Masanın kenarında. Yok ben burada masada da açarım onu da. Geçen akşam babanın evet orada kitaplık bölümünde. Bir yayında aynı şekildeydi. Evet. Gökhan yani gırgır şamata evet, bir yayın olsa yemin ediyorum burada sazlar çalsa yani şarkı türkü söylesek yayında 500 kişi olurdu abi. Evet. Tabii. Bir bağış kampanyası olunca duyan kaçıyor. Valla değerli dostlar mübarek Ramazan kaçsanız nereye kaçacaksınız? Herkes mecbur evinde kalmak zorunda. Evlerdeyiz. Evet. Yani bu pandemi bize çok şey öğretti değerli dostlar. Güneşe hasret kaldık. Bir sıcak bir sarılmaya hasret kaldık. Temiz havaya hasret kaldık. Sokağa çıkamıyoruz. Kapının önüne çıkamıyoruz. Hayat bu. Bugün Nursel teyzeye olan sabah bize olmayacak ne malum kimse bilemez. Hayatın insanlara ne sakladığını hiç kimse tahmin edemez. Bir dakika sonrasının garantisi yok. Evet. Hükmedemediğimiz bir hayatta bence kimse kimseyi kırmasın. Elimizden geldiği yardımları yapalım. Bu akşam Nursel teyzeye yarın akşam belki sizin için yayın açmak zorunda kalırız sayın seyirciler. Evet değil mi? Başa gelmeyince kimse bilmiyor.
184 tane kalem satmaya ihtiyacımız var. Yani 184 kişi 100'er TL'ye bağışta bulunduğu takdirde bu organizasyonu da sonlandıracağız değerli izleyenler. Nursel Çakır teyzemizin kanser tedavisinde kullanması için Kırklareli Valiliği'nin izniyle yapmış olduğumuz bu ortak yayın doğrultusunda Seda Yenen, hayırlı yayınlar dilerim. Teyzemize Rabbim şifa versin demiş. Allah razı olsun. Amin. Seda çok teşekkür sağ ediyoruz. Olun. Kendisi de buradan geçmiş olsun diye. Ercan Bıçkıcı, iyi yayınlar diyorum. Bir kalem için EFT gönderdim. Acil şifalar demiş. Teşekkür ediyoruz Ercan. Ercan Bıçkıcı çok teşekkürler. 100 TL dedik, bir kalem dedik. Ercan abi çok sağ ol. Seda sana da geçmiş olsun. Bu Ziraat Bankası mı? Ziraat evet. Ziraat Bankası değil mi? Ne olmuş be? Şimdi soruyorlar da hangi banka falan diye. Yok yok. Her şey hesabı. Ben hesabı gelen... soruyorlar yok. Şeye de Seda Yener'e de geçmiş Seda, olsun Seda şöyle yani. Böbrek transplantasyonu geçirdi. Annesinden böbrek aldı. Bir rahatsızlığı vardı tabii. Bizim grafiker Seda. Tabii. Böbrek nakli desene be ya. Böbrek nakli. Öbürünün adı neydi? Hangi? Transplantasyon. Transplantasyon. Evet. Şimdi ben sağlık kökenli de olduğum için. Abi kardeşim ya. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Evet. Biz de sağlık kökenliyiz. Bak Nursel Çakır teyzemizin tedavisini takip ediyoruz. Evet. Metastası öğrendik biz de yani böyle şeyle. Ezecek ya bizi şimdi burada. Geçen akşam da bir yayına katıldık. Mikrotiye'yi biliyoruz, SMA'yı biliyoruz. Yani o yayınlara kendimizi aldığımız günden beri. Koronada herkes şey olacak herhalde ya baya baya. Tıpı öğreniyoruz. Öğreneceğiz yani. Abi, öğrenmeyen kalmadı. Herkes sigara zammından sonra herkes tütün sarmayı öğrendi. Alkole gelen zammından sonra herkes evde alkolünü üretmeyi öğrendi. Aşıyı da kendimiz evde yapacağız galiba bu koronadan. Yalnız bir ara yapılan açıklamada Kırklareli'ndeki hiçbir tekelde içki kalmadı abi. Yasaklanınca. Sonra bir de servis ettiler toptancıya bir sefer. Mağduriyet her türlü. Seda Yenen teşekkür ederim. Allah razı olsun demiş. Emoji göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Evet. 183 kişiye ihtiyacımız var. Güzel. Ramço ne çekmişiz sodayı da ben. Vallahi ben kameraya karşı. Buradan görünüyor mu? Kınık reklamı gibi olmuş abi yani. Yani rahat rahat olun da bu kadar da rahat olmayalım yani yayında gene de. Evet değerli izleyenler. Nursel Çakır teyzemiz için 18.300 TL yardım toplamamız lazım bu akşam. Bu akşam bunu bitireceğiz. Buna inanıyoruz. Kırklareli Valiliği'nin izniyle ilaç parası alınması dolayısıyla resmi hesap, IBAN numarası bakın ekranın üstünde altta sabitledik mi? IBAN'ı evet çok güzel sabitlemişiz. Altta da IBAN numarası yazıyor gördüğünüz gibi. Hemen oraya 20, 30, 40, 50, 100 ne ateşlerseniz biz memnun oluruz. Her bir 100 TL'nin adına bir kalem dedik. 183 kalem satmamız lazım dolayısıyla. Hadi bakalım pamuk eller cebe hep birlikte... Bütün Trakya halkı olarak ya da sesimizin ulaştığı, görüntümüzün erdiği neresi varsa yurt dışından Almanya'dan geçen yayında çok güzel destekler almıştık. Evet, Elmas dayım öyle yine bir abimiz vardı. Çok güzel desteklerde bulunan. Yurt dışı destekleri çok daha sağlam oluyor. Evet, çünkü Mustafa hani Euro 9 Ebinç hemen kesiyorum. Para Mustafa mı? Ebinç. Evet. 5 kalem veriyor. Şarkı isteğini yapıştırsın evet. Hemen Ramcı'ya. Evet Mustafa abi Allah razı olsun. Yayından önce yediğimiz kumpirleri sahibi. Tarihi Ortaköy kumpircisinin sahibi. Reklamını aynı yapacağız zamanda... buradan. Tarihi Ortaköy kumpircisi Kırklareli ve Baba Eski'de şubemiz vardı. Yayın kampanyasına geldiğimizi duyunca Allah razı olsun onlar da iftar yemeklerimizin evet. Sponsoru oldular bu akşam. Evet. Yani biz istemeden siz bir şeyler yapıyorsunuz dedi. Biz de sizin için yapalım dediler. Ortaköy kumpircisine çok teşekkür ediyoruz. 5 kalem bizden demiş. 178'e düştü kalemimiz. Hemen şimdi hesapta havale de geldi dekontu da gönderdi. Havalesini abi, yapmış. Bu akşam gönderdi. O kumpirler bize özel miydi? Herkese böyle mi gönderiyorlar? Yani? Dolu dolu. Baba dolu bu nedir dolu. Ya? Herkese dolu dolu. Alır kapağı açtık. Patatese gelene kadar var ya abi yemin ediyorum. Patatese ulaşamadım abi yani. Aklımızda şey yaptık. Patatese abi löp löp pastırma koymuş adam üstüne ya. Her zaman böyle mi bu adam? Ya ne istiyorsan onu veriyor zaten. Listeyi gönderdi. Abi sen de biraz listeyi fazla veriyorum. Antalya'dan değerli Headwaiter efendi şefi arkadaşım Ufuk Turan yayınımıza katıldı. Hoş geldin Ufukçum. Çok teşekkür ediyoruz. Memlekette yokluk var. Bu kadar malzeme koymayın bu kumpirlere. Taksici Soner Lüleburgaz Spor'a başarılar diyorum. Efsane geri dönüyor. Ayrıca Kırklareli Spor... Ah onu unuttuk bak. Playoff'a kaldı Kırklareli Spor. Bugün yalnız şunu söylemek istiyorum. Değerli başkana, Volkan başkana... Maçı cep telefonuyla verdiler. Bir yerden biraz baktım. Buradan sesleneyim sen de kendisine ulaş. Eğer ki müsaade ediyorlarsa bu playoff'ta yayın yapılmasına. Misli.com etmiyorlar. Sezon başında biz Volkan'la anlaştık. Ediyorsa ben özel spiker daha getireceğim benden yani. Tamam. Sıkıntı yok. İnşallah artık
Birincilikte ya. Birincilikte hiç yapamıyoruz oğlum ya. Ne olacak? Biz kendi futbolcularımızı ezbere biliyoruz. Gelen takımları da çalışmamız lazım. Mustafa Ebinç afiyet olsun demiş. Vallahi evet değerli dostlar. Lüleburgaz'a geldiğiniz zaman mutlaka ama mutlaka o kumpirciden kumpirciye inin. Aynı zamanda tarih... Baba Eski'de de var. Baba Eski'de mi? Tarih... Hem Lüleburgaz hem Baba Eski'de. Evet. İki şubede Mustafa Bey ayı. Tarihi Ortaköy kumpircisi. Çok iyi kumpirden vapula, köfteden çiğ köfteye birçok menüsü zengin. Hatta mantısı da var ama mantıyı belki de Nursel teyzemizden alabiliriz ilerleyen evet. zamanlarda. Evet, sucuklu mantı. Mustafa abi onda kusura bakma. Ya. Mantıyı oradan yiyeceğiz. Nursel Çakır evet. teyzemizden yiyeceğiz. Senin evet. de selamını ileteceğiz. Beş kalem desteğin olmuş. Evet. Allah razı olsun. Aynı zamanda da Burgaz Mantolama'nın sahibi. Mantolama firması da var. Dediğim gibi Tekirdağ, Baba Eski ve Kırklareli aynı zamanda da Lüleburgaz'da bu konularda aktif olarak faaliyet gösteriyorlar. Taksici sonra eşimin hesabından aktardım. Dekontu Tolu arkadaşıma Messenger'dan attım attı. Demiş. Tamam. Eşimin hesabından Allah geçmiş taksici. Evet hızlandık sanki ya biraz. Dedik ya sonradan açılıyor diye. Evet. Evet Ufuk Tuğran arkadaşım Antalya'dan çocukluk arkadaşım benim ilkokuldan daha iyi. Beraber Antalya'da da çalıştığımız bir dünya mevzuya katıldık gençlik dönemimizde. İki kalemle benden demiş Antalya'ya çok selamlar. Ufuk yengeye selamlar çocukları öp benim için. Tamam Antalya. Abi dekontluk durumumuz yok sadece hesabı yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. 176. Evet 176 kişi kaldı. İyi gidiyor. Böyle bir çay kahve falan. Biraz daha hızlanalım böyle. İkişer, üçerli, beşer bir gitse. Değil mi? Ne güzel olur. Yani ben buradan servis olayını çözdüm he. Ha aynen öyle. Çat, kimse kadroya girmeden gidelim. Buradan. Güzel güzel. Arkadaşlar Nescafe'si üçü bir arada tercih edeyim. Her şey var orada zaten. Evet bir mesaj daha geldi. Kırklareli Gönül Birliği kadınlarından Ayşen Kösegil önderliğinde. Gönül Birliği kadınlarından 5 kalem bağış geldi. 500 daha yazdık. Çok güzel. Çok evet, Kırklareli Belediye Başkanımızın kıymetli eşi Sibel Kesimoğlu hanımefendiden 5 kalem kendisinden geldi. Gönül Birliği Kadınları ve Sibel Kesimoğlu daha önce de bağışlarını yapmışlardı her yayın açtığımız akşam. Beşer beşer mi? Beşer beşer ayrı ayrı geliyor. Çok iyi. Her akşam her yayınımıza katıldılar. Allah razı olsun bu konuda da göstermiş oldukları duyarlılıklardan dolayı organize bir şekilde bizim için çalışmışlar Gökhan. Sibel Kesimoğlu'na da ve Ayşen Kösegül önderliğinde tüm Gönül Birliği kadınlarına teşekkür ediyoruz. Evet değerli meslektaşımız Şenol abim yazmış. Benim kızım 13 sene lösemi tedavisi gördü. Nasıl olduğunu iyi bilirim demiş. Çok geçmiş olsun. Acil şifalar. Sizi de kutlarım dostlar. Selam ve dua ile. Şenol abicim baş tacısın. Sağ olasın değerli abim. Şenol üstadımız. Abi senin kızın için olanı da hatırlıyorum. İlkokula gidiyorduk o zaman. Evet. Kaç evet sene ben önce. De hatırlıyorum onu. Şimdi torununu aldı Şenol abi kucağına. Tabii. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Seda Yenen bir kalemde benden geldi. Keşke daha fazla yardım edebilsem. 175 kalsın demiş. O diyene kadar 166'ya düşmüştük ama 165 oldu. Çok güzel. Seda Yenen yuvarladın rakamı yine güzel. Allah gönlüne göre verdi. 165 dedik. Allah senden razı olsun. Şöyle bir kalem Seda Yenen dedik. Şimdi ver yayında ne versin onu içecekler sıkıntı. Zaten. Şeker olmasın problem. Evet bir mesaj daha geldi. Kırklareli Beya Personel Ayşe Genel Müdürü Sıtkı Hasan İpek arkadaşımızdan, abimizden Pınar Hisarlı değerli hemşerime bu yayın içinde 5 kalem ben yapıyorum demiş. Yaşa müdürüm Allah razı olsun. Evet Hasan abimle Pınar Hisarlı hemşerisi olduğu için ayrı bir duygu içerisinde fakat kim olsa yapar gönlü büyük kocaman kalbi olan bir abimizdir. Hasan abime de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Hasan abi. Son 160 kalem değerli evet. izleyenler. Son 160 kalemimiz kaldı değerli dostlar. Ne kadar oldu yayını açalı bakalım şöyle. 1 saatte 4000 lira para topladık. 1 saatte sizler 4000 lira para gönderdiniz. Allah sizden razı olsun. 16000 lira kaldı. Yani 160 kalem kaldı. Ben dedim bak Zafer dayının siktası uğurludur evet, diye. Bereketli adam ya. Zafer adam. Abimizden de. Şu an itibariyle 160 kalem. Ufuk Tuğran çok teşekkür ediyorum değerli dostum. Allah razı olsun. Evet bağış kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor. Şenol abi çok teşekkür ediyorum. Rasim Ulubaş değerli abim hoş gelmişsin. Yine Saray Emniyet Teşkilatı'ndan Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun yapmış olduğunuz vazifelerde. Bu benim kahvem mi? Teşekkür ettim. Kahve içiyorum arkadaşlar. Bu akşam kamera arkası da güzel çalışıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bütün alkışlar sizler için gelsin inşallah. Evet, Kırklareli Mahalleli'nin izniyle yapılan bağış kampanyası için kameranın karşısındayız. Değerli izleyenler, yayına yeni gelenler için
En azından yayını bir kere kesin paylaşın. Bu yayını gördüyseniz kesinlikle paylaşın. Bu konuda %100 istirhamımız var. Kesinlikle paylaşın. Eğer maddi imkanınız el veriyorsa duanızı da yapın, Allah şifa versin dediğim bunlar konti garantisinden beklediğimiz şeyler. Maddi olarak da durumunuz müsait ise 20, 40, 50, 100, 3000, 5000 demeden gönderin ama biz hesabı kolay yapabilme adına hayırlı 100 TL'ye bir kalem ismi verdik. Sanki kalem verecekmişiz gibi. Bu sembolik bir, temsili bir muhabbettir. Onu da söyleyeyim ama ille de kalemimi gönder, kalem istiyorum diyen varsa kalem de tedarik eder, gönderiniz. 160 kişi 100'er TL bağış yaptığı zaman, yani 160 tane kalem sattığımız zaman kampanya tamamıyla bitiyor. Biz buraya nereden geldik? Daha doğrusu Ramço nereden geldi hep buraya? Beraber, hep beraber. Biz sonradan katıldık abi. Son yani yüzlükte bak, girdik. Ramço diyorsun ama şu var. Nusra Çakır teyzemize ilk o büyük kampanyayı açtığımız o kadar karamsardık ki başında ben vardım. Kamera arkasında sen vardın, yayını veren sendin Gökhan. Yani bu iş gönülle, herkesin birbirine olan samimiyetiyle dokunmasıyla alakalı bir şey oldu. 180 bin liradan buraya geldi iş. Bakın 180 bin liradan kala kala 16 bin lira kaldı. 16 bin lirayı da bu akşam sizlerle toplayacağız. Şu yayını paylaşın. İmkanı olan lütfen göndersin. Bakın bize şunu bildirin ama isminizin açıklanmasını istemiyorsanız WhatsApp'tan deyin ki ismimi açıklama. Hepimizin numaraları sizlerde var. Herkesin kitlesinde numaraları var. İsmimi açıklama. Şu kadar yardım yaptım deyin. Biz de en azından hesaptan düşelim buradan. Çünkü 16 binin sonrası yani orada neydi onlar, neye kalıyordu? Fona aktarılıyor. Yani orası bizim görevimiz değil. Bizim kendimize görev biçtiğimiz durum, Nursel Çakır teyzemizin ilaçlarının parasını biz karşılayacağız diyoruz. Biz alacağız bunu diyoruz. Aldıktan sonra da sonrası fona kalıyor. Gönül ister ki bütün ihtiyaç sahipleri için bir şeyler yapabilelim ama bizim de çapımız ortada. Yani o kadar geniş bir çapa da sahip değiliz. Acizane ulaşabildiğimiz siz değerli dostlarımız, siz değerli izleyenlerimiz aracılığıyla. Alo. 16 bini kapatıyorum gibi şey oldu abi. Onlar. Neydi o? Hamdi abi aldı. Tamam. Şey oldu. Şimdi abi, oldu. Emrah Muşlu değil mi? Doğru. Telefon geldi abi. Dur, heyecan yaptık. Tamam. Ata Grup Lüks Daireler Menal buradan. Yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyoruz. Efendim? Telefonu açıp canlı yalabilirsin ya. Heyecan niye yaptırıyorsun abi? 5 kalemde. Opa. Emrah Muşlu'dan geliyor. Ata Grup Lüks Daireler ve Nalbur'dan 5 kalem. Çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. Allah razı olsun üstadım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. 155. Kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Evet, Ata Grup Lüks Daireler ve Nalbur Emrah Muşlu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İşlerinizde çok bereketler olsun inşallah. Evet. Allah bak hızlı hızlı geliyor. 5 böyle bitireceğiz inşallah. 155. Bu arada 2-1 onlarda sıkıntı yok. Gerçekten 2-1'ler de bizim için değerli. Yanlış anlaşılmasın. 5 lira 10 lira değerli. 5 lira 10 lira değerli. 1 lira değerli bizim için şu anda. Ya geçen Gökhan yayında ağlayacaktı. Bir kişi 18 TL para göndermiş doldu. Değil mi? 18 TL nedir? Belki de 18 lirası var. Bak 18 lira cebinde varsa o 18 TL çok büyük paradır abi. Evet. Değil mi? Çok büyük para. Parasının %100'ünü gönderiyor çünkü. Bizim için bir kalem alan, 10 kalem alanın arasında yemin ederim hiçbir fark yok. İşin maneviyatındayız biz. Annemden bu ara bir kalem de annemden geldi. Evet, 154 kaldık. 100 evet. TL. Annem dedim 154. Şenol, anneciğim Allah kabul etsin. Gökhan'ın annesi benim bebeğimin de komşu annesi bu arada. Oh maşallah. Annem güzel. Çok insan büyüttü be. Vallahi billahi ya. 154. Evet. Ali Emrah Gürbüz. Evet abi. Ali Emrah Gürbüz demişiz. Evet. Ufuk çok teşekkür ediyorum arkadaşım. Allah razı olsun. Şimdi şöyle bir düzeltme yapalım. Emrah Muşlu demiştik soyadına. Emrah Gürbüz olarak düzeltelim. Ata Grup Lüks Daireler ve Nablu Algul olarak. Tamam. Düzeltelim. Konuşamıyorum artık. Allah razı olsun Ali Emrah Gürbüz'den. Ata Grup Lüks Daireler ve Nalbur'dan 5 kalem bağışı yaptı kendisi. Seda Prenses'e çok teşekkür ediyorum evet. Ben sana. Benim ayağım vurludur demiş. Yarım saate biter inşallah demiş. Evet. Bitmesinden yemeyiz biz. Şenol Goncagür'ün yorumunu okuduk mu? Okuduk bir de Şenol abi. Benim kızım 13 sene lösemi tedavisi gördü. Nasıl olduğunu iyi bilirim. Çok geçmiş olsun. Acil şifalar sizi de kurtarın dostlar. Selam ve dua ile demiş. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şenol abi de sağ olsunlar. Burada yanımıza geldiler Zor Tur Medya olarak. Burada da bir oluşumları olacak. Onları da buradan duyurmuş olalım. İşlerinde başarılar diliyoruz. Evet. Tabii onlarla konumumuz çok farklı onlar. Tabii. Görsel basın, biz dijital basınız. Evet.
Bu arada ticari taksilerin E-Devlet'ten almaya çalıştığı görev belgesi sistemi yoğunluğu nedeniyle 7 Mayıs akşamı 24'e kadar uzatıldı diyor. Buradan da onun bilgisini verelim. Bu tarihe kadar odamızın verdiği evrak geçerli de hatırlatmak istedik diyor Soner Banalı. Teşekkür ediyoruz. Soner abi de bayağı aktif bir arkadaşımız sosyal medyada. Güzel bir taksici, 10 numara araba kullanışı var Gökhan. Bir izlesen yani. Valla. Evet. Çok iyilik sever, hayır sever bir insan aynı zamanda. Abi belli yani, bir adam anneler gününde pandemi dolayısıyla annesinin elini öpemeyecek olanın hediyelerini ben ulaştırırım diyorsa abi, bu adam ince düşünüyor demektir. Bak yani. Bütün taksici esnafını desteğe bekliyorum yazmış. Ya, Allah razı olsun sonra. Ve WhatsApp da gruplarına da linki gönderirsen çok sevinirim. Sosyal bir arkadaş pandemi süresince mesela haberlere çıkmıştı. Taksinin tam ortasından naylon kaplama izolasyon için yaptırmıştı, özel yaptırmıştı ve haberlere çıkmıştı. Ondan sonra birçok taksici yaptırmaya başladı. O konuda da çok duyarlı bir arkadaşımız Soner Bey. Soner evet, değerli dostlar, yayınımızın linkini paylaşırsanız çok seviniriz. Evet değerli dostlar, 154 tane kaleme ihtiyacımız kaldı. Yani 154 arkadaşımız daha destek verdiğinde bu işi bu akşam bitireceğiz. Alkışlarla Nursel Çakır teyzemize bayram hediyesini takdim etmiş olacağız. Neden bu kadar sayı konusunda ısrarlıyız değerli dostlar? Burada bazı abilerimiz evinin çoluğunun çocuğunun rızkını gönderiyor. Bazı arkadaşlarımız, bazı anneler. Evet. Kenarda biriktirdiği paralardan kendi evinin gırtlağından kesip bağış yapıyorlar. Biz evet. Burada Nursel Çakır teyze için bağış topluyoruz. Nursel Çakır teyzenin faturalı ilaçları haricinde bu para Nursel Çakır teyzeye yaramıyor. Değerli dostlar, fona aktarıldığı için kampanyayı şu an 154 kişi daha yardım yaptığından buradan bitireceğiz inşallah. Bir daha da kimsenin bu hesabı para yatırmasına gerek kalmayacak. Evet. Şimdi bakalım. Tüm platformları tek tek geziyorum bu arada. Gözden kaçırdığımız yayın yorum olabilir diye. Var mı diye. Şöyle bir de ben gruba bakmadım hiç. Gruba da bir bakayım. Evet, yeni gelenler için ben tekrardan bir hatırlatma yapayım. Pınar Islar Boyrulu köyünde evet yaşayan Nursel Çakır teyzemiz yıllardır burasında son senesinde bir ben mutlu mesut hayatını geçirirken kızının düğününe 2 hafta kala Nursel Çakır teyzemiz ağırda inek sağıyor ve ineğin tepmiş sonucu buradaki ben patlıyor. Benin içerisinde bulunan kanserli hücre Nursel Çakır teyzemizin tüm vücuduna yayılıyor sayın seyirciler. Kemoterapi ve kanser tedavisi olurken böbreğinin yarısını alıyorlar. Bir böbreğinin yarısını alıyorlar Nursel Çakır teyzenin. Kanser tam temizlendi derken sol çene kemiğinden metastaz yaparak sağ akciğerine bir kitle daha yapışıyor. Ve bu kitlenin tedavisi için bu ruhsatlı ilacı almamız gerekiyordu. Bu ilaçtan 6 bir için toplam 180 bin liraya ihtiyacımız vardı değerli dostlar. Kampanyayı ilk başlattığımızda ailenin ve çevre büyüklerin elini taşın altına koymasıyla sizler sayesinde, yayınımıza destek veren tüm arkadaşlarımız sayesinde miktarımız 20 bin liraya düşmüştü ve şu an itibariyle 15.400 TL. Evet, 154 kişi 100'er TL kalemi aldığında bu yayını bu akşam kapatacağız değerli dostlar. Nursel Çakır teyzemize de güzel bir bayram hediyesi vereceğiz. Nursel Çakır teyzem kız hanım diyor, belki diyor tedavi olmak için param yok ama diyor, gönlü büyük kadının. Çünkü ilk gittiğimizde biz bu kampanyayı kendisi istememişti. Ben kimseden bir şey isteyemem. Affedersiniz ama her şeye razıydı Nursel Çakır teyze. Bizim kendi baskılarımızla biz bunu yapabiliriz. Bizim elimizde böyle bir imkan var. En azından sizin sesinizi duyurabiliriz demişti. Evladım dedi, benim dedi param yok belki ama dedi. Tonlarca pekmez yaptım diyor. Gelsin herkes diyor, çeşmeden kana kana içsin diyor. Evlatlarına şifa olsun. Hepinize hediyelik pekmezler hazırlamış Nursel Çakır teyzemiz. Pınar Isar Koyralı köyünden yolu düşen olursa Nursel teyzeme mutlaka bir uğrasın. Hem geçmiş olsun dileklerini. Oo, dur. Murat Ömür Kavak. Birlik ve dayanışmanın bugünlerde çok daha fazla ön planda olması gerektiğini Murat düşünüyorum. Abi. Nursel teyzemize şifalar diliyorum. Sizlere ve emeğe geçen herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. 10 kalem ben alıyorum demiş. Hadi Murat abi. Çok teşekkür ederim. Murat Ömür Kavak 10 kalem. Big Mamas'ın sahibidir burada. Tamam. Kendisine buradan saygı ve sevgilerimizi yönlendiriyoruz. Murat abi yanına ayrıca uğrayacağım. Bir ayda reklam. İhtiyacım var ya da yok. Benden Trakya Burada TV olarak sana hediye olacak. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Buradan sevgi ve saygılarımızı 144 kalem kaldı. İletiyoruz. Murat Ömür Kavak'ı tanırız. Lüleburgaz siyasetinin ve iş adamlarının tanınan simalarından bir tanesi. Biz de 10 kalem bağış yapana Beya TV'den bir ay ücretsiz reklam sözü vermiştik. Murat abicim sen de logolarını ve reklamlarını bize ulaştırırsan bir ayda 40 TL Beya TV'den
sözümüzü yerine getireceğiz. Aydın, çok teşekkür Ebinç, ediyorum. Merhaba Tolga Bey, iki kalemde ben alıyorum demiş. Aydın, kim? Aydın Ebinç. Aydın Ebinç de onlar da mantolama işi yapıyorlar. Aydın da var, Burgaz Mantolama'nın, Mustafa Bey'in, Tarihi Ortaköy Kumpircisi'nin kardeşidir kendisi. Teşekkür ediyoruz. İki kalem de ben alıyorum. Aydın 142 kaleme demiş. Düştük. Harika. Ha tamam gördüm. Aydın Bey arayacaktım ama siz buradan yazınca şu an teşekkür ediyorum. Aramak zorunda kalmadık. Yayınımıza bağlandığınız için ve iki kalem bağış yaptığınız için tekrar tekrar buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Aydın Evin şu an Aydın'da Burgaz Mantolama'nın mantolama ve inşaat faaliyetlerini yürütüyor. Kendisine buradan selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Benim de dilim açıldı abi. Çatır çatır konuşmaya başladı. Sen... Ramça benim oraya geldi böyle bir sallamaya başladı siyasetçilere falan da. Lan ne oluyor? Bayağı bir keyifli program Tolga. Bu yardım kampanyalarının en kötü kısmını ben sana söyleyeyim. Benden bulaşıyor biraz Didem yani. Didem Doğru Öz demiş Tolga hocam. İki kalemde ben alıyorum demiş. Harika. Didem ve Doğru Öz zirve sürücü kursunun, SRC kursunun, psikoteknik kursunun sahibesi kendisi. Buradan kendilerine selam ve saygılarımı gönderiyorum. İki kalem alarak bizi gerçekten mutlu ettiniz. Çok 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 teşekkür ediyorum. 140 kalem kaldı. Evet. Firma ismini de verelim abi. Zirve sürücü kursu, zirve SRC kursu, zirve psikoteknik kursu. Kendisine buradan selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Didem hocam çok teşekkür ederiz iki kalem için. Evet Allah razı olsun. Dayanışma evet, gösteren, böyle geldik ya, dayanışma gösteren vatandaşlarımız da dayanışma vallahi. Gösterilen firmalar da sonrasında buluşuyor. Bak buna da şahit olduk biz. Yani herkes çünkü... Veren el alan elden her zaman hayırlıdır. Aynen. Aynen. Tolga'cığım bu yardım kampanyalarında şöyle bir durum oluyor. Ben tek başıma yaparken bunu konuşuyorum. Ali Emrah Gürbüz böyle güzel bir şeye öncülük yaptığınız için sizi canı gönülden kutluyorum. Ata Grup olarak 5 kalemde biz alıyoruz demiş. Harika. Ali Emrah Gürbüz tekrar sanırım. Tekrar mı oldu bu yoksa 5-5 mi oldu? İlk 5 kalem. 10 oldu. 10 oldu. 10 oldu. Oldu. Yazalım 10 oldu. Evet. Ata Necat... Grup Lüks Daireler ve Nalbur. Emrah Ali Gürbüz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz abi. Necat Hasaoğlu'nu okuduk mu? Göremedim ben. Eski Sanayi'den Çakmak Oto adına 2 kalem alıyorum demiş. Burada Eski Sanayi'de Lüleburgaz'da Çakmak Oto. Necat Bey'e buradan Çakmak selam Oto. Ve saygılarımızı iletiyoruz. İki kalem. 133 kalem kaldı abi, beyler. 133 işte bak görüyor musun? Neden bilmiyorsun değil mi? Deminden beri ne yapıyorsun? Abi başlarken çok bir gergin. O bende de oldu. 3 saat konuşmuşum. Allah Allah düşüyor. Kimin adını bir daha şey yok. Anlatacak muhabbet yok. Anlattığın her şey bitmiş. Tekrara dalıyorsun. 3 saatte kaç kere tekrar yapıyorsun? Ya usta yapayım. Muhabbet edilir. Muhabbette sıkıntı yok ama şimdi karşındaki kitleyi evet. Tam olarak bilemiyorsun. Bak. Evet. Abi beşer beşer aldılar. Onar aldılar yani. Evet Ali Emrah Gürbüz tekrar söyleyelim. Ata Grup Lüks Daireler ve Nalbur'a buradan teşekkürler. Evet çok teşekkür ediyoruz. 5-5-10 kalem destekte evet. Bulundu. Böyle gönlü güzel insanlar. Sanırım çok... öyle oldu. Sanırım evet Murat Ömür Kavağı da çok teşekkür ediyoruz. 10 kalemle buradan. 10 kalem yaptı o da. Şu anda. Lüleburgaz siyasetinin önemli isimlerindendi Murat abi. Çok evet. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Aydın Allah. Bey iki kalemle teşekkür ediyoruz buradan. Aynı zamanda... Didem hocama teşekkür ediyoruz iki kalemle. Taksici Soner'e teşekkür ediyoruz. Buradan gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Mustafa Ebince teşekkür ediyoruz. Evet öbürleri arkada kaldı, yukarıda kaldı. Sürekli yayın değiştirdiğimiz için. Evet değerli dostlar sol alt köşede paylaş butonu var. Yayınımızı paylaşıp bizim duygularımıza ortak olmak istemez misiniz? Lütfen evet, Turgut Düşova da yayınımızda şu anda. Evet diyor buradan kendisine selamlar. Petrol İş Sendikası'nın idari mali sekreteriydi. Yıllarca... Mücadele içerisinde bulundu Turgut Düşova. Değerli bir abimizdir, değerli bir büyüğümüzdür. Evet. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutluyoruz onun da nezdinde evet. Buradan geçmiş tüm işçi emekçilere. Kutluyoruz. Evet, Turgut Bey'den de bir hareket gelir mi? Adam nasıl reklam yapmış da en balık koymuş arkasına bunu almamanız için geçerli sebepleri sunmuş ha. Nasıl yani almamanız için? Markasını şey, yapmış. Evet, 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 Allah. Evet. Kimin ürünü bu? Bilmiyorum. Allah Allah. Neyse yayından sonra bir inceleyelim evet. Bunu. Merak ettim. Evet yayına gel. Arkadaşım o benim yalnız bak. İkide bir de elini uzat. Şuna versene bir tane oradan var, abi. Var var orada dolu ya. Sıkıntı yok. Oradan al. Benimkini niye oynayıp duruyorsun abi sen? Abi bunu şimdi okuman lazım senin. He? Abi niye okuyacaksın? Faydası yok şimdi onun bize. Şimdi oku. Şimdi bir oku sen onu. Tanımıyorum herifleri. Yardım yapmadı. Sen niye okuyayım abi? Ama ne olduğunu oku bak. Abi adamlar ürün yapmış. Bak şarj kablolarının uçları bozulmasın diye. Kapçık yapmışlar uçlarına. Firma ismi vermiş. Demiş ki bunu almamanız için 5 neden. Bir demiş yerli ürün olduğu için almamalısın. 2 paranız yurt içinde kalacağı için almamalısın. 3 kaliteli ve ucuz olduğu için almamalısın. 4 evet. Cari açık yaratmadığı için almamalısın. 5 6 ayda bir şarj kablosu almak zorunda kalmayacağınız için almamalısın demiş.
Evet, şimdi herkes almak için neden arar? Enteresan bir yaklaşım. Almamak için demiş ama. Allah enteresan bir yaklaşım. Aslında almalısın diye düzeltiyor onu. Evet. Benimki evet, eller vallahi bir ben bir gevşedim, rahatladım. Oradan bir tane versene hakikaten Ramço'ya ben. Parası neyse ver. Kurtarayım kendi malzemeyi. Bu yayını aktaramazsın şu anda da hani bir yerden açıp oraya ekrana telefon tutarsan Instagram'dan o zaman görüntüleyebilirsin. Yani Instagram. Evet, yayına yeni gelen dostlar hoş geldiniz. Herkese selamlar olsun. Trakya Burada TV, Beya TV ve Saray TV olarak bu akşam dedik ki yumruğu bir yere vuralım. Siz değerli izleyenlerimizle birlikte Nursel Çakır'a başlatmış olduğumuz kampanyanın sonuna gelelim artık. 180 bin liradan para yuvarlandı. En son 20 bin lira kalmıştı bu akşam için. Şu anda da 13.300 lira kaldı. Yani yarısını topladık gibi bir şey. Hatta şöyle bir şey yapalım. 3.300'ü daha topladığımız zaman 10.000'de bir yayın arası verelim diyorum ben. Olur. Yayını olur, kapatıp tekrar açalım, tazelensin. Olur, o zaman olur, yeni bir kitle de geliyor çünkü. Olur, tamam. Şu an çünkü yardımını yapan. Dolayısıyla hani içeriğimizi zaten belli, yardım yapma amaçlı geliyor. Adam yardımı yapıyor, çekiliyor. Sayıları da sıfırlama adına 3.300, yani 33 kalem sattıktan sonra bir ara vereceğiz. Yayını kapatıp tekrar sıfırdan inşallah son yayını açacağız. Ondan İnşallah. Sonra da 100 kalem daha sattık mı bir daha alkışlarla buradan Nursel Çakır teyzemize bayram hediyesini göndereceğiz. Ne kadar toplanmış oldu? Şu an 7.700. 700 değil mi? Tamam. Yok. 6.700 be. 6.700. Nursel Çakır, Erhan Okan, Şaban Şensoy, Erkan Okan. Evet, Nursel Çakır hoş geldiniz. Şükrü Orbay, Soner Selvi, İlhami Özmen, Elmas Çakır devam ediyor izlemeye. Ferruh Tam Yiğit yayınımızı izliyorlar şu anda. Evet, yayınımızı izleyen değerli dostlarımızdan birer kez daha paylaşmalarını istiyoruz. Ve linki kopyalayarak paylaş yazdığınızda bağlantıyı kopyala çıkar. Bulunduğunuz bütün WhatsApp gruplarını gönderebilirsiniz. Bizim de sesimiz olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Aa, vallahi bir aklıma geldi ha. Güzel oldu. 3-5-3-5 gelince böyle onlar gelince arada. Moral geldi değil mi? Ya ilk başta dedim ya. Ali Emrah Gürbüz'e ve buradan 10 diyen Ömür Kavak beyefendiye buradan teşekkürlerimizi Ömür abiye iletiyoruz. 5-5 gelen. Özge Özçetin hoş geldiniz. Ya şimdi kameranın karşısına geçerken ister istemez bir sorumluluk alıyoruz. Yani bunu toplarız, bunu yaparız diye. En nihayetinde bir şekilde Nursel Çakır teyzemizin de umudu daha da artıyor. Ben her zaman şu örneği veririm bu umut meselesinde. Ki Kurtlar Vadisi dizisinde de zamanında izlemiştik onu. O Haladoy'u evet, vardı ya. Evet, evet. Adam diyor kardeşim ben diyor zaten diyor müebbetlikim yani bir beklentim yok diyor. Umutla işim yok. Burada diyor bu ortama alışmışım. Yaşıyorum gidiyorum. Ama sen şimdi gelip de ya yeni bir yasa çıkıyor. İşte senin çıkma umudun var dediği zaman o saatten sonra o insan o umutla yaşıyor. Ve eski halinden çok daha zor bir psikoloji bekliyor insanı. İster istemez bunun yükü bizim omuzlarımızda oluyor. Çünkü biz Nursel Çakır teyzeye söz vermişiz. Anne biz bunu toplarız. Biz bunun altından kalkarız. Sen hiç merak etme demişiz. Yani bu yola baş koyduk demişiz. Yayının başında insan ne kadar olmasa korkuyor. Bunlar gerçekten az paralar değil. Yani 180 bin lira para bugün çok ciddi bir para. Evet. Bu sebepten dolayı da ilk başlarda hep korkuyla çık. Yani kimse bir şey diyemiyor birbirine ama hepimizde bir acaba var. Ulan olur mu? Acaba kurtarabileceğiz mi falan? Evet. Tatlı tatlı bir içe doğru böyle bir yamulma durumu var bizde ama böyle hızlanınca da hepimiz keyfe geliyoruz. Hepimiz gaza geliyoruz. Çünkü sizlerin sayesinde Nursel Çakır teyzemizin yüzü gülecek. Bizim de alnımız açık, yüzümüz gülünçlü bir şekilde Nursel Çakır teyzemizi ziyaret edebileceğiz. İnşallah sizlerin sayesinde sağlığına kavuşacak. İnşallah. Yardım mı var Tolga'cığım? Taksici Soner demiş ki bu zor günlerimizde yerli esnafa sahip çıkalım lütfen demiş. Gerçekten biz bunu defalarca diyoruz. Yani marketlerde de bakkallarda da bunun örneğini veriyoruz. Yani franchise veya ne diyor ne marketler diyor zincir marketler diye adlandırıyoruz. Ziyade bizim geçen senelerde bundan 3-5 yıl önce bir arkadaşla da YouTube videomuz var. Orada diyoruz ki hani git bakalım falanca zincir marketin kasiyerine de ki şu poşet şurada kalsın veya akşam gelip şunu şuradan alacağız diye bir şey emanet et. Muhakkak edemezsin abi. Ya da işte param yok cebimde sonra vereyim yok. 10 lira 50 kuruş çıkar 10 lira vereyim yok. 50 kuruşuna kadar alırsan da. O yüzden biz kendi yerel esnafımıza özellikle bakkalımıza sahip çıkalım. Biz pandemi başında tanıtım şey verecek ya. Farkındalık için bir kısa film bile yaptık esnaf odasıyla. Evet, onu da yayınlamıştık. Doğru tabii. Söylüyorsun abi. Onun dışında bu arada Mustafa Bey Tarihi Ortaköy Kumpucisi'nin sahibi demiş kaç kişisiniz hemen waffle göndereyim diye.
Ben de 6 kişi izledim ama hani... Abim! 6 tane dedim gönderme şimdi, o kadar da bağış yaptın. 3 tane gönder, yarım yarım yaparım. Evet. Son dedim. Yani çok abi zaten gerek senin yok. Yanlış anlamadı, elin biraz ayarsız. Fazla fazla koyuyor. Yani evet. Sen çok fazla abartıyorsun olayı. Patatesi zor bulduk bu akşam. Sen 3 yolla biz onu yarım yarım yeriz. Evet. Hakikaten yarım yarım yeriz ama böyle bir kumpir mi olur abi şu kadar kutu içinde? Yarım saat patatesi aradım. Öyle bir malzeme doldurmuş ki üstüne. Değil mi? Evet. Vallahi bravo. Tarihi... Patatesi de bir o kadar büyük. Ortaköy kumpircisi. Ona rağmen aradık yani patatesi bulabilmek için. Tarihi Ortaköy kumpircisi. Lüleburgaz Bey Baba Eski Şubesi. Mustafa Bey de ve Trakya'nın da bölge yetkilisi. Yani bugün Tekirdağ'da, Çorlu'da bir yerde açılırsa buradan yetki almak durumunda oluyor bildiğim kadarıyla. İnşallah 3. şubeyi de biz açacağız. İnşallah Kırklareli'ne açılacak. Mustafa Bey duyuyorsunuz Kırklareli'ne. Üretin olduğu yere düşünmüyor da değilim yani. Kahve gene pandemiden dolayı kapalıyız. Tabii. Tabii. Belki geri dönüşümüz muhteşem olabilir yani. Selay Tanrıt Bakır, Ebru Ergun, Hasan Umut Pektaş, Sinan Demirkol, Soner Selvi hoş geldiniz. Son kızgın adam. Oo. Son İki kalem adam. İçine EFT yaptım, yarın sabah işleme girecek demiş Nejat Hasoğlu. Hasoğlu teşekkür ediyoruz kendisine. Nejat Bey çok teşekkür ediyoruz. Hemen iki kalemde size yazdık. Nejat Bey dedik. 131. Murat 131 kaldı şu anda arkadaşlar. Evet. Son 131 evet. Kalemimiz kaldı. Anıl Bey dize hoş geldiniz. Necdet abi çok teşekkür ediyoruz. Azı çoğu yok arkadaşlar. Evet. Binle binin arasında hiçbir fark yok bizim için. 7, 2, önemli 3, 5, 10. Evet. Kalplerimizin aynı yerde atması. Yayını evet. Paylaşalım bu arada. Yayını bol bol paylaşalım. Muhtemelen 100 kalemi beklemeyebiliriz. Yayın aç kaba durumunda. Çünkü ben hep şunu takip ediyorum bu tür yayınlarda. Hani 20 küsürlere kadar yayın düştüğü zaman anlıyorum ki mevcut izleyen, yayına ilk ulaşmış kitle yardımını yaptı. Abi çekildi. Gitti. Çekildi. Evet. Çünkü olması gerekenmişti. Adam burada... Aynı tekrar hani tecrit pilavı gibi biz pişirip olayı anlatıyoruz çünkü yeni gelenler de anlasın, destek versin diye. Dolayısıyla hani görevini tamamlayan çıkıyor. Görevini yani akışkanlık gerektiren bir yayın yapmıyoruz şu anda. Evet. O yüzden oranlar düştüğü zaman anlıyorum ki tekrar bir kitle tazelememiz gerekecek. O yüzden oranlara göre ilerleyen dakikalarda yayına bir son verip sıfırdan yeni yayın açacağız ki hepimizin kitlesine sıfırdan bir daha bir bildirim gitsin. Bak bu adamlar tekrar yayında diye. Tekrar bir hareket getirelim. Her türlü taktik ve strateji yapacağız yani. Bu akşam bu parayı tamamlayacağız. Evet değerli dostlar. Zaten az kaldı. 131 kişi 100'er TL bağışta bulunduğunda değerli dostlar. İnşallah bitiyor. Derdimiz, sıkıntımız bu akşam. Oh, vallahi. Tolga'ya bir rahatlama sen geldi. Sen ne diyorsun? Sen onlar mı konuşmuyorsun programın başından beri? Sen ne diyorsun? Nefes almaya başladım ben ya. Öyle böyle değildi. Bir de şey hani kendi stüdyonda olunca daha evet, da böyle daha bir şey hissediyorsun. Tamam mı? Ulan bizim kitle bir şey aynen. Yapacak mı acaba? Bizden de çıkar mı? Çünkü Ramço bana geldiğinde de işte kaç hadi bir 20 daha böyle üstüne koysan 40 180 140 bin lira para toplamış abi herif 40'lar elinde. Bize bir geldi abi dedi beraber program yapacağız. Şimdi tamam yaparız diyorum da bir taraftan da bir Yusufçuk oluyor yani. Ulan diyorum adam 140 bin toplamış abi biz. Ne kadar abi, ne toplayabiliriz diye. Hemen unutmayın söyleyeceklerinizi. Mustafa Bey demiş ki tarihi Ortaköy kumpircisi pandemi bitsin Kırklareli'deyiz inşallah Ramşu abi demiş. Hoppa. Reklam yapmak isterse mantolamaya desteklerinizi bekleriz Kırklareli'de de demiş. Laf yok. Reklam olayında evet. Hiç sıkıntı yok. O konuda tekrar irtibata geçeriz. Geldiğinizde de mutlaka çay kahve içmeyi bekliyorum. Evet. Size de benim mekanımı göstereyim. Belki oraya da bir tarihi kumpirci açarız. Olabilir. O kadar geniş bir mekanda. Bir çarşı göbeğinde bahçeli 500 metrekare dükkanımız var. Ne kadar demiştin abi topladığı meblağ? 140 bin topladım da bak şimdi abi ilk bu kampanya bize nereden geldi? Fotoğrafçı Tevfik diye bir arkadaşım. Tefadan. Tabii. Nursel teyzenin kızıyla damadının düğün fotoğraflarını çekmiş. Abi dedi böyle böyle bir durum var paylaşır mısın senin takipçin var. Tamam kardeşim dedim unuttum ben onu. Aradan geçti 5 gün. Ya dedim ver numarasını bana arayın böyle olmaz mı? Hani en azından bir canlı yayın yapalım öyle duyuralım sesini. Beni de bilirsiniz yani iyi niyetli olduğumu aradım kızım falan. Teyze baştan istemiyor böyle bir kampanya. O her şeye razı yani. Ben kimseden bir şey isteyemem modunda. Neyse bir aradım ben teyzeyi kanka başladım teyzeciğim her şey güzel olacak sıkıntı yok şudur budur falan filan telefonu bir kapattım aldım dedim paraya bak nereden bulacağız dedim bu parayı. Ya yemin ederim o karamsarlığı siz bende görecektiniz ve ölüyordum öyle öyle bak insanlar hakikaten yok hani doğruyu bulabiliyorlar be abi şey yok ben biraz daha hassasım bu konulardan vallahi billahi yani şu an böyle 13 bin
13.100 liraya ihtiyacımız kaldı. Yemin ediyorum şey değil artık Gökhan. Bitti abi. Bitti. Ya. Finaldeyiz yani. Finaldeyiz. Hakikaten finaldeyiz yani. Evet değerli dostlar, yayınımızda sesimizi daha çok ulaştırabilmemiz için lütfen sizlerden birer kez paylaşmanızı rica ediyoruz yayınımızı. Paylaş diyorum, adam yayından çıkıyor. 30-29. Nasıl bir huzursuzluk durumu arkadaşlar. Evet, 97 kişi yayınımızı paylaşmış bu ana kadar. 27'ye düştük bari. Ramço sen şey yapma be. Paylaş deme yani. Ben sustum tamam abi. Sen paylaş deme. Nur Sema Gönül hoş geldin bu arada. Sevgili izleyenler, yayınımıza hoş geldiniz. Nursel Çakır teyzemiz için kanser tedavisi için ilaç masrafını karşılama adına Kırklareli Valiliğinin izni dahilinde yardım kampanyası yapıyoruz ve bu gece artık Allah'ın izniyle inşallah son düzlükteyiz. 20 bin lirayla başladık bu akşam. Totalde 180 bin liraydı. Bu akşama kadar 160 bin lirası toplanmıştı. 20 bin lirayla başladık. Şu anda 131 kişiye ihtiyacımız var. 13.1 kişi ne yapıyor? Yani totalde 13.100 TL'ye ihtiyacımız var. Evet. Bir 6.900 lira toplamışız. Yani son 13 bin lira topladığımızda bu rakam toplanmış olacak. Ne demiş? Onur kardeşim benim, Onur Emlak abi, Emlak gruplarına attım yayını. Hüseyin Tezel yayını izliyor. Tezel Emlak demiş. Tezel Emlak, Hüseyin abi, Hüseyin Tezel aramızdaymış. Yayınımıza hoş geldiniz. Desteğinizi hoş bekliyoruz geldin abi. Ne kadar yapabilirsiniz? Bir alt sınırımız yok bizim. Ne kadar çok olursa o kadar iyi ama bizler şimdi temsili olsun diye, rahat hesaplayalım diye dedik ki her biri 100 TL'ye bir kalem almış gibi yapalım. Kalem vermiş gibi yapalım. Bir kalem olarak adlandıralım. Hesabı kolay olsun. Şu kadar kalem aldım dersin Hüseyin Tezeli abim de. Hemen biz de deriz ki bu kadar Hüseyin Tezeli abim. İBAN numarası aşağıda yazıyor. Bize para vermiyorsunuz. Bize bir şey iletmiyorsunuz. Ekranın altında görmüş olduğunuz İBAN numarası üst tarafta da geçiyor. Nursel Çakır adına hemen EFT yapıyorsunuz abi. Allah hayrınızı kabul etsin. Ne kadar gönderirseniz hemen biz de buradan yazacağız. Ona göre sayıya düşeceğiz. Son 131 kişinin alacağı 100'er TL'lik kalem, yani son 131 kişinin yapacağı 100'er TL'lik yardımla hem bu geceyi bitirmiş olacağız hem de Nursel Çakır yardım kampanyasının sonuna gelmiş olacağız. Nursel teyzemizin tüm ilaçlarını karşılamış olacağız. Ona çok güzel bir anneler günü hediyesi, ona çok güzel bir bayram hediyesi vermiş olacağız. İnşallah. 13 kişi 10'ar kalem yapsa bitiyor. Evet. 130 kişi doğru ya, tabii söylüyorum değil mi? Ya ama kampanyayı da zamanında kesmemizin sebebi arkadaşlar, çoğu yani ülkemizin içinden geçtiği durum ortada. Çoğu harçlıklarından evinin, rızkının, çoluğunun, çocuğunun nafakasını gönderiyor bu bağış için. Yani bize şu an 131 kalem geldikten sonra bu kampanyayı cidden sonlandırmak zorundayız. Altıncı ürünü de alacak Nursel Çakır teyzemiz. Tedavi konusuna mutlu mesut, kafası rahat bir şekilde devam edecek. Biz de ona hemşerilik hakkımızı yerine getirmiş olacağız. Vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz ama bizi riske sokan bir durum. Fazladan para yatırtıp bu paranın fona aktarılması Nursel Çakır teyzeye yaramayacağına göre yani o yüzden 131 kişi de kesmemiz gerekiyor. İsterseniz yayını bir tazeleyelim arkadaşlar. Bir reklamlara mı girelim? Şurada birkaç daha bir operasyon yapacağım. Tamam. Tazeleyelim mi? Şey, indik mi? Bir 30 daha alsak mı? Ne alsak mı? Şey olarak diyorum hani 30 bağış 100'e indiğimizde yapacaktık ya 10.000'e. Tamam. Zaman alacak gibi geliyor mu biraz 30 bağış? Ya aç kapa yaptık mı taze insanlar girecek tekrar. Tabii bence öyle yapalım. Bak 23'e düştü zaten. Bir tazeleyelim. Reklam bandını yap sen. Ondan sonra da yayını sonlandırırsın. Sonra sıfırdan yeni bir yayın açacağız. Ha, ikinci bir yayın açıyoruz. Tabii. Tamam. Tabii öyle yapınca çünkü tekrar sıfırdan herkese bildirim gidiyor ya. Anladım, evet tamam. Değerli dostlar, bizlere destek veren firmalarımızın reklamlarını da giriyoruz şu an. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Bir reklam arasından sonra 10-15 dakika içinde tekrar birlikte olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Şu anki göstermiş olduğunuz desteğin saat 11 sonrasında daha çoğunu bekliyoruz sizlerden. En azından paylaşım ve sesimizi duyurmak adına. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.